Pekala, videoya başlayalım. Ben Joshua Idol, Oxford Üniversitesi'nde doktoramı yeni tamamladım ve tezim Hazreti Ayşe'nin evlilik yaşı hadisleri, erken İslam tarihi hafızasının evrimi üzerine bir çalışma konuluydu. Yani bu Hazreti Muhammed'in Hazreti Ayşe 6 ya da 7 yaşında bir kızken onunla nasıl evlendiği ve 9 yaşındayken gerdeğe girmelerini konu alan tartışmalı meşhur hadisle ilgili bir çalışmadır. En azından hadisin en yaygın olan veya en yaygın versiyonlarından biri budur. Öncelikle bu hadisi incelemeye nasıl karar verdiğimi merak ediyorsanız ve ayrıca bu hadisin bazı modern sosyal tartışma ve çıkarımları hakkında bilgi almak istiyorsanız o halde Impactful Scholar YouTube kanalına göz atabilirsiniz. Bir önceki yayında bunların hepsini konuşmuştuk ve eğer genel olarak hadise yönelik eleştirel, seküler yaklaşımlarla da ilgileniyorsanız yine aynı kanalda bir oturum daha var. Fakat bu oturumda sadece tezimi sunacağım. Anlattıklarımın ve bazı argümanların delillerin ve temel sonuçların bir özeti olacak. Bu tezimin çok kapsamlı hali değil. Tezin tamamını bir ara Bloom'a yükleyeceğim. Bloom, islamicorigins.com Oraya yüklendiğinde tezime erişebileceksiniz. Fakat o vakte kadar en azından biraz özet geçebilirim diye düşündüm. Bazı argümanları ve delilleri anlatmam gerekecek. Dolayısıyla tüm bunları kapsamlı tezde bulacaksınız. O da bir ara çıkacak. islamicorigins.com bloguma ve Twitter'ıma göz atabilirsiniz. Yani sadece temel sonucun, temel tezin kısa bir özetini vereceğim. Hz. Aişe'nin evlilik yaşıyla ilgili bu meşhur hadisin kökeninin onun büyük yeğeni Hişam bin Urve, Urve bin Zübeyre dayanabileceğini savunuyorum. Urve'nin oğlu Hazreti Ayşe'nin yeğeniydi. Ve ben de Hişam'ın Medine'den Irak'a taşındığında bu hadisi uydurduğunu savunuyorum. Yani tam o zamanda bu hadisi uydurduğunu savunuyorum. Ve ondan Irak'taki çağdaşlarına yayıldı. Onlardan da imparatorluğun her yerine yayıldı. Ben de bunun erken Abbasi Irak'ındaki mezhepsel polemik ortamda, yani milattan sonra 8. yüzyıl ortalarından sonlarına doğru uydurulduğunu ileri sürdüm. Bu tezimin son derece kısa bir özeti. Tezdeki çıkarımlarım kısaca böyle. O halde konuya girelim. İlk olarak burada hangi konulara değinileceğine dair bir genel bakış var. Literatür incelemesi var. Bu hadisin sahihliği veya tarihlenmesiyle ilgili önceki akademik değerlendirmelerin her türlüsünü gözden geçirdim. Sonrasında yöntemler ve tartışmalar var. Yani bu genel olarak hadislerin nasıl tarihleyebileceğimiz, herhangi bir hadisi ne kadar geriye doğru yeniden düzenleyebiliriz ve benzeri hakkındaki tüm akademik tartışmalara bakar. Sonra isnat metin tahlili var. Bir tür metinsel eleştirel metodoloji. Konuya geldiğimizde bunu açıklayacağım. Ve bu, hadisin mevcut tüm versiyonlarına bir isnat metin tahlili uyguluyorum ve ne kadar geriye gidebileceğimizi görüyorum. Yani bu hadisin versiyonlarını yeniden düzenleyebileceğimiz en eski kişiler kimlerdir? Sonrasında, isnat metin tahlilinin sonuçlarını daha derin bir analiz yani form eleştirisi, coğrafi, tarihsel eleştiri gibi bir dizi analize tabi tutuyorum. Yine konuya geldiğimizde daha ayrıntılı açıklayacağım. Tüm bunları eleştirel analiz altında tutacağım. Sonra, Hadisin nereden geldiği ve nasıl yayıldığı ve yol boyunca nasıl çeşitlenip başka şekiller aldığına dair tüm bulguların bir nevi özetini veriyorum. Sonra bu hadisin erken dönem ehli sünnet alimleri tarafından nasıl algılandığını ve böylece hadisin geleneksel alimler tarafından nasıl sahih kabul edildiğini ve kanonlaştığını özetliyorum. Yani Sünni hadis kanununa girişini açıklıyorum. Ve son olarak bu araştırmanın bazı daha kapsamlı çıkarımlarını ve erken dönem İslam tarihinde hadis çalışmaları hakkında vardığım sonuçları inceliyorum. Evet, tezimin neleri kapsadığına dair kısa bir genel bakış bu şekilde. Pekala, ilk olarak literatür incelemesiyle başlayalım. Bu sadece evlilik yaşı hadisinin sahihliğine dair önemli bazı değerlendirmelere genel bir bakıştır. Aslında bu pek kapsamlı değil. Bunların haricinde başka alimler ve hadis tartışmaları vardır. Fakat aslında literatürü incelerken insanların daha önce söylediklerini tekrar ettiğini ve pek bir şey katmadıklarını keşfettim. Yani yapmaya çalıştığım şey Herhangi bir bakış açısının olabilecek en erken göze çarpan ifadelerini bulmaktı. Yani bu sadece çeşitli bakış açılarının önemli veya ilk ifadelerin bir seçimi. Kısaca özetlemek gerekirse ilk olarak Mumtaz Moin var. Hazreti Ayşe'nin yaşamının farklı bir kronolojisini ve farklı bir evlilik yaşını ima eden çelişkili hadisler olduğunu savunur. Dolayısıyla hadis sahih değildir. Hazreti Ayşe'nin hayatı hakkında söylenenler yanlıştır. Yani çelişkilidir. Bu tarz bir argümana çok eleştirel bakıyorum. Bununla birlikte İslam tarihinin en erken döneminin kronolojisi peygamberin hayatı ve dönemi güvenilmez olarak bilinir. İlim camiasında özellikle seküler hadis eleştirmenlerince çok tartışılmıştır. İlk zamanlar tarihleri kayıt alma ve kronoloji uygulama gibi tutarlı bir sistem yoktu. Bu ikincil bir noktada gelişir bu nedenle pek çok çelişki vardır ve bu materyalde bile bu tür argümanı kullanan insanlar gördüm. Fakat sonra çeşitli şekillerde Hazreti Ayşe'nin evlilik yaşı veya gerdeğe girme yaşı hakkındaki çıkarımlar aslında 12 veya 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21'di. Ben tüm bu yaş aralığını çelişkili ve birbirine rakip buluyorum. Bunlar farklı çelişkili hadislerden veya geleneksel kaynaklardaki kronolojik göstergelerden çıkarılan yaşlar. Bu da bize materyalin güvenilir olmadığını gösterir. Bu yüzden bu hadisi eleştirmek için çok zayıf bir temel olduğunu düşünüyorum. Çünkü esasen oldukça güvenilmez bir materyale dayanıyor. Yani genel olarak Hazreti Ayşe ile ilgili hadislere yönelik bu tür tartışmaları ve eleştirileri reddediyorum. Bunun çelişkili kronoloji veya çelişkili yaş içeren veya ima eden bazı hadisler olduğu gerçeğinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Yani bu hadis yanlış. Belki de doğrudur ve Verilen diğer çelişkili, hatalı kronolojileri de içeriyordur. Pekala, sırada Muhammed Nasüriddin el-Elbani var. 20. yüzyılın ünlü selefi ve cihatçı hadis alimidir. Ve bu hadisin sahih olduğunu savunur. Ve hadislerin birkaç farklı versiyonundan farklı nakillere atıf yapar. Sırada Tio Şeneves var bir dergi için yazdığı bir makalede konuyu tartışmıştır. Hadis, Irak'a taşınmasından sonra Hişam bin Urve tarafından uydurulmuş ve bazı Medineliler tarafından kaynaklarda veya ravilerde zikredilmemiştir. Ayrıca Hişam'ın Irak'a taşındığında güvenilmez hale geldiğine ve yaşlılığında bunadığına veya aklının gidip geldiğine dair söylentiler vardır. Ben Şanavas'a katılıyorum. Buradaki temel tezin doğru olduğunu düşünüyorum. Daha önce belirttiğim gibi özellikle Hişam'a ve Irak'a taşınmasına kadar uzanıyor. Savunduğum şey de bu. Fakat belirtmeliyim ki, Şanavas, mevcut hadislerin, rivayetlerin ve nakillerin yalnızca küçük bir kısmına bakıyor. Ve vardığı sonuçlar elindeki delillere dayanılarak doğrulanmıyordu materyalin yalnızca küçük bir kısmına baktı. Örneğin, Hişam'ı atlamış gibi görünen, fakat aslında açıklanılması gereken çok daha fazla isnat var. Onun çıkarımlarına katılsam da, çıkarıma varma şekline biraz eleştirel bakıyorum. Elbette onun baktığı deliller biraz sınırlı. Ayrıca Hişam'ın bunamaya başladığı rivayetine başvurur. Ben bu tarz rivayetlere eleştirel bakarım. Eric Dickinson'ın iddia ettiği gibi, bu tür rivayetler, koşullu değerlendirmeler, Hişam'ın kütüphanesi yok edilene, bineğinden düşene, kör olana veya buna yana kadar güvenilirdi. Bu tür koşullu değerlendirmelerden genellikle birkaç tane bulursunuz. Dickinson bunun bazı örneklerini belgeler. Aynı alim için birkaç çelişkili koşullu değerlendirme bulursunuz. Dolayısıyla bunun basit açıklaması aslında kişinin değiştiğine dair sağlam bir hafıza olmamasıdır. İnsanlar mevcut nakillere bakıyorlar ve bazıları iyi, bazıları kötü çıkıyor ve her ne sebeple olursa olsun bunu alimi lekelemeyecek şekilde açıklamak istiyorlar. Çünkü alimlerin de kafası karışık, bazen güvenilirler, bazen değiller diyebilirsiniz. Bunun yerine güvenilir nakilleri bir yere, güvenilmez nakilleri de başka bir yere koymak istiyorlar. Ve sonra bir açıklama buluyorlar, spekülasyon yapıyorlar, tahmin ediyorlar. Bunun neyin açıklayabileceğini düşünüyorlar. Neden birinci aşama, ikinci aşama gibi böyle bir kayma var? Ve sonra kitaplarını kaybettiler, kör oldular vesaire diyerek spekülasyon yapıyorlar kafalarını mı çarptılar yoksa başka bir şey mi oldu? Bu tür çelişkili açıklamaların olması farklı insanların aynı soruna farklı açıklamalar getirdiğini, yani aslında sağlam bir hafızanın olmadığını gösteriyor. Bu yüzden bu tür rivayetlerle ilgili genel olarak böyle bir sorun göz önüne alındığında Hişam hakkında böyle bir rivayete güvenmekten çok çekinirim. Fakat söylediğim gibi Şanavas'ın Irak kökenine dair ifade ettiği temel sonuç, benim bu tezde desteklediğim bir sonuçtur. Sırada ünlü Hollandalı hadis uzmanı Gautier Jumbol var ve o da bu hadisin sahih olduğunu savunur. Fakat bu konuda pek güçlü bir argüman vermemiştir. Aslında onun bu metodolojisini sürekli uygularsanız, sonunda benim çıkarımıma varırsınız. Yani hadisin kökeni Hişam'a dayanır ve ondan yayılmıştır. Eğer onun yoğun doğrulama kriterini veya nakil kriterini uygularsanız böyle olur. Kendisi bu ifadeyi kullanmaz fakat metodolojisinde vardır. Bu konuya sonra değiniriz. Kısaca sunumunda yaklaşımı tam olarak böyle. Ama özünde eğer gerçekten kendi yöntemini tutarlı bir şekilde uygulasaydı, aslında bu çıkarıma varmazdı. Bu yüzden bence bunda bir tür içsel tutarsızlık var. Her halükarda gördüğünüz üzere Yumbola katılmıyorum. Sırada Muhammed Salih El Müneccid var. Direkt El Müneccid'in yazıp yazmadığını bilmiyorum. Fakat kendi web sitesinde yayınlanmış bir makale olduğu için onun tarafından yazılmış olabilir. Ekibi tarafından da yazılmış olabilir yani tam olarak emin değilim. Onun gözetimindeki biri tarafından yazılmış olabilir. Onu yazar olarak alacağım. Bu makalede El Müneccid oldukça fazla kaynak toplamış. Muhtemelen bu hadisin rastladığım en kapsamlı versiyon ve nakil derlemesi olabilir. Bu hadisin tüm bu farklı versiyonların toplandığı çok büyük bir dizi ve hepsi yani tüm argümanlar bariz bir şekilde hadisin sahih olduğunu söyler. Yani bu hadis sahihtir, doğrudur ve böylece görünüşte bağımsız olan bu çok sayıdaki isnatların hepsi bu anlamda deneme ve tartışmaya mecbur bırakılıyor. Tüm bu notları ve versiyonları değerlendirdiğimizde buna daha sonra geri döneceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Ancak El-Müneccid'in kullandığı başka bir argüman türü başta bahsettiğim argümanın bir nevi tersidir. Yani Hazreti Ayşe'nin 9 yaşında gerdeğe girdiğini gösteren destekleyici kronolojik göstergeler bulmaya çalışmaktır. Ama benzer bir sorunun bunlar için de geçerli olacağını düşünüyorum. Başkaları için bu tarz bir bilgi genellikle oldukça güvenilmezdir ve aslında Hazreti Ayşe hakkındaki bu tür bilgiler örneğin biyografik kaynaklardaki ifadeler öldüğünde kaç yaşında olduğunu söyler. Bu tarz bilgiler makul biçimde Hazreti Ayşe hadisine dayanarak ortaya konur. Bu bilgileri üretmek için kullanılan şeyin aslında hadis olduğunu düşünmek tamamen mantıklı. Yani bir şekilde bağımsız doğrulayıcı bilgilerle kabul ettirilemez. Bu çok zayıf bir yöntem. Bence hiç doğrulayıcı değil. Yani Argümantasyonun bu yönü temelde geçersizdir. Pekala, sırada Keçia Ali var. Bu konuda pek ayrıntıya girmez, fakat bahseder. Daha çok hadislerin şer'i kullanımına odaklanmıştır. Ancak bir şekilde şüpheci görünse de hadisin uydurulmasının ardındaki nedenden bahseder, fakat bir olasılık verir. Yani hadis yasal olarak genç yaşta evliliği meşrulaştırmak için uydurulmuştur sırada Hüseyin Abdul Rauf var. Şanavas'la benzer düşünceye sahip. Sonrasında Salahaddin el İdlibi var. Kendisi Suriyeli bir hadis alimi ve aslında ilk bahsettiğim argümana benzer bir argüman da sunuyor. Çelişkili hadislere ve diğer hadislerde de bulabileceğiniz çelişkili kronolojiye dayanarak aslında bu hadisin sahih olmadığını savunuyor. Ama burada bir nüans var. Salahaddin, hadisin aslen Hazreti Ayşe'ye kadar uzanması bakımından sahih olduğunu düşünür. Ancak Hazreti Ayşe'nin yaşlılığında hadisi rivayet ettiği vakte onlarca yıl öncesine bakmaya çalışırken kendi yaşıyla ilgili bir hata yaptığını düşünür. Aslında hadis ona dayansa da sağlam bir tarihi hafıza yoktur ve yine bunu sağlam tarihsel kanıtlarla çeliştiğini gördüğü tüm bu şeylere başvurarak savunuyor. Yine bence başta bahsettiğim hususlar gibi bu tür bir görüşün sorunları bu durumda da eşit şekilde geçerli olacak. Sırada Esma Afsaruddin var. Hazreti Ayşe'nin yaşının büyük olduğunu ima eden çelişkili kronoloji gibi yukarıda bahsettiğim türlere benzer bir kronolojik değerlendirmeden bahseder. Fakat ilginçtir ki Hazreti Ayşe hadisinin nadir bir versiyonundan bahseder. Bu da aslında Hazreti Ayşe'nin 9 yaşında nişanlanmasına, dolayısıyla gerdeğe daha geç girmesine işaret eder. Sonra Jonathan A.C. Brown var. Bu konudan yazılı olarak bahsetmediğini sanmamakla beraber, podcastlerde ve sosyal medyada bu hadisten birkaç kez bahsetmiştir. Daha sonra ele alacağım isnat metin tahlili gerçekten uygulandığında, bunun aslında Hazreti Ayşe'ye kadar uzandığını gösterdiğini savunmuştur. Yani başka bir deyişle bu hadis sahihtir. Sırada Yasmin Amin var. O da yine benim katılmadığım bu tür kronolojik şeylere başvurur fakat aynı zamanda Şanavas'ın fikirlerini de tekrarlar ve bunları 2016'da yazdığı bir makale veya konferans bildirisinde geliştirir. Ve hadisin kökeni hakkındaki hipotezi, yani Irak hipotezini bana anlatan aslında Yasmin'di ve o noktaya kadar yüksek lisans derecemin bir parçası olarak bu hadis üzerine çalışıyorum ve geçici hipotezim için veriler üzerinde çalışırken yalnızca verilerin küçük bir örneğine bakıyordum. Benim geçici varsayımım, hadisin aslında Medine'de milattan sonra 7. yüzyıl sonlarında Hişam'ın babası Urve bin Zübeyre kadar uzandığıydı. İkinci fitne yani İslam tarihindeki ikinci iç savaş dönemindeydi. Dolayısıyla Medine kaynaklarındaki hadislerin eksikliğine ve İsnatlardaki Irak örneğine dikkat çeken Yasmindi. Araştırmaya devam ettiğimde ve tüm delilleri birleştirdiğimde bu hipotezin desteklendiğini keşfettim. Bu hipotez aslında hadisin Hişam bin Urve'nin Irak'a taşınmasından sonra ortaya çıktığı fikrini öngördü veya genel olarak tüm delillerle tutarlıydı. Bu hipotez açık ara en güçlüsüdür çoğu delili açıklar. Bu en basit açıklamadır. Diğer herhangi bir rakip hipotez birçok delil noktalarıyla çelişir. Son olarak da Caroline Bow var. Bu konuda çok fazla ayrıntıya girmemesine ve kendisi şu ya da bu şekilde güçlü bir duruş sergilememesine rağmen Irak kökeniyle ilgili fikirleri bir nevi özetler durumda. Ayrıca İslam fıkhının ilk tabakasında bu hadisin yer almadığına da dikkat çekiyor. Bu hadis, erken dönem fıkıhında yer almamış ve kullanılmamıştır. Bunun yerine 8. yüzyılın sonu ve 9. yüzyılın başında faaliyet gösteren Şafii'den başlayarak İslam fıkıhında kullanılmaya başlanır. Şimdi ise yöntemler ve tartışmalar var. Bu sadece hadisleri tarihlendirip tarihlendiremeyeceğimize veya ne ölçüde tarihlendirebileceğimize ve bunun nasıl yapabileceğimize dair büyük tartışmaların bir araştırmasıdır. Yani eleştirel akademisyenler tarafından genel olarak gölge düşürmek için çıkarılan hadisle ilgili bazı genel problemlerin ana hatlarını çizerek başladım. Yani hadisten şüphe etmemiz için genel nedenler. Herhangi bir hadisin aksi ispat edilinceye kadar güvenilmez sayılmasının genel nedenleri. Bu konuda daha ayrıntı görmek isterseniz Impactful Scholar'ın önceki bölümlerinden birinde bu tür düşüncelerin daha kapsamlı bir listesini vermiştim. Tezimin bu bölümünde başlangıç olarak sadece birkaçından bahsedeceğim. Sonra ilim camiasının yaklaşık son yarım yüzyılı boyunca önerilen tarihlendirme yöntemlerinden bazılarını bir nevi keşfetmeye devam ediyorum. İlk olarak atıfa göre tarihlendirme türü var ve bu temelde Hicri 2. ve 3. yüzyıllar boyunca yasal ve doktrinsel otorite açısından odak kayması hakkında yerleşik geçmiş bilgisini kullanıyor. Yani esasen Başlangıçta insanlar çoğunlukla tabiine, sahabelere ve sonra Hazreti Muhammed'e atfedilen hadislere atıfta bulunuyorlar ve Mirat'tan sonra 8. yüzyılda insanlar çoğunlukla tabiinden alıntı yapıyor ve sonra insanların çoğunlukla 8. yüzyıl sonu ve 9. yüzyıl başında sahabeden alıntı yaptıkları kısa bir dönem var ve o zamandan itibaren İnsanlar ezici bir çoğunlukla Peygamber'e atıfta bulunuyorlar. Bunlar da hukuki çalışmalarda atıfta bulunulan konular açısından bulduklarımızdır. Ayrıca hadis koleksiyonlarında da bunu buluyoruz. Genel olarak bakıldığında, ilk hadisler çoğunlukla tabiin hadisleri, daha az ölçüde de sahabi hadisleri ve bazıları da Peygamber hadislerini içerir. Ve sonra zamanla nebevi hadislerin oranı 9. yüzyılın hadis koleksiyonlarına kadar fırladı. Yani tüm bu büyük bir nevi tamamen nebevi hadis koleksiyonları elde edildi. Ayrıca hadisin aynı versiyonu olacağını da görüyoruz. Ancak bazı versiyonlarda önce tabi'in, sonra sahabe ve daha sonra peygambere atfedilir ki bu aynı zamanda otoritenin ilerleyici retrospeksiyon süreciyle de uyumludur ve bu durumda belirli hadislerin önceki ve önceki otoritelere doğru ilerleyen retrospeksiyonu söz konusudur ve bu insanların birbirleriyle tartışıp çekiştikleri açık bir şekilde kutuplaşmış bir bağlamda açıklanır. İnsanlar herhangi bir konuda önceki otoriteleri devreye sokarak tartışmalar yürütüyorlar ve klasik kaynaklarda bu olgunun genel bir farkındalığı var. Bu açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla erken dönem sünni hadis münekkitleri bile böyle şeylerin yaşandığını biliyorlardı. Sadece eleştirel alimler bu tür şeylerin gerçekte farkında olduklarından çok daha sık yaşandığını düşünüyorlar ve hatta birçok sahih hadisi de kapsıyor. Bu nedenle tüm bu arka plan bilgileri ışığında benzerlik ölçütünü uygularsak mesela peygambere atfedilen bir hadisi ve sahabeye atfedilen bir hadisi bulursak nebevi hadisin muhtemelen daha sonra olduğu sahabe hadisinin de daha önce olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle iki versiyon arasında sahabe versiyonunun nebevi versiyona dönüştürülmesi daha olasıdır. Çünkü materyali ileten ve koruyan insanlar için bir teşvik veya baskı var. Peygamber söylemini sahabe söylemine dönüştürmek için bir teşvik veya baskı yoktur. Çünkü bu onu daha az değerli, etkisiz ve daha az otoriter hale getirir. Ancak tersi durumda baskı veya teşvik vardır. Bu nedenle nebevi versiyonunun sahabe versiyonundan oluşturulması daha olasıdır. Bu çok net bir durum. Dolayısıyla özellikle tamamen aynı hadisin farklı versiyonları varsa bir versiyonunun peygambere kadar dayandırıldığı, diğer versiyonununsa sadece tek bir sahabeye dayandığı durumlarda o zaman sahabe versiyonunun Orijinal hadis formülasyonunu daha güçlü bir şekilde yansıttığı söylenebilir. Yani aynı hadisin birden fazla versiyonu varsa, daha sonraki otoritelere atfedilen versiyonlar muhtemelen daha önce, daha önceki otoritelere atfedilen versiyonlar muhtemelen daha sonra gelecektir. Böylece bir tür göreli kronoloji oluşturabilirsiniz. Yani bu göreli bir tarihlendirme türüdür mutlak bir tarihlendirme olmak zorunda değildir. Ayrıca ilgili hususlar aslında önceki oturumda tartışılmıştır. 21 sorundan biri de bu konuyla ilgilidir. Sıradaki konu sessizlikten kaynaklanan tartışmalardır. Oldukça net bir konu. Burada şöyle bir durum var. Hicri 2. ve 3. yüzyıllarda erken hukuki tartışmalar yapılıyordu. İnsanlar bir konuyu tartışırken o konuyla ilgili bir hadisi neşredemedikleri zaman bu hadisin henüz var olmadığının delilidir. Çünkü eğer olsaydı neşredilirdi. Ancak bununla ilgili önemli istisnalar vardır. Bölgeler arası erken hadis neşretmede başarısızlık olması durumunda bu işe yaramayacaktır. 8. yüzyılda Irak'ta yaşayan biri Örneğin 8. yüzyılda Medine'de yayıldığı iddia edilen o yüzyıldaki ilgili bir hadisi neşredemezse bu bir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü bölgenin ilk zamanlarında hadis açısından oldukça izole bir bölgeydi. Henüz bilgi için düzenli veya sistematik seyahatler vesaire yoktu. Dolayısıyla Irak'taki birinin Medine'de yayılan hadislerden haberi olmayacağını düşünmek tamamen mantıklıdır ve bunun tersi de geçerlidir. Dolayısıyla bölgesel olarak ilgili bir hadise atıfta bulunulmaması, hadisin varlığına karşı iyi bir delil olmayacaktır. Diğer bir sorun da insanların çoğu zaman yersiz hadislere atıfta bulunmamalarıdır. Polemikçilerin ve münakaşa halindeki insanların herhangi bir bağlamda yersiz kanıtları genellikle örtbas etmesi, veya görmezden gelmesidir. Bu sadece genel ve yaygın bir olgudur ve bu nedenle birisi kendi pozisyonuyla çelişen bir hadise aktaramazsa, o zaman yine o hadise aktarmasını beklemeyiz. Yani hadise aktarmadaki başarısızlıkları hadisin yokluğunu göstermez. Hadisin onların zamanında bulunmamasına işaret etmek kuvvetli bir delil olmayacaktır. Ancak savunduğum sessizlik argümanının versiyonu benim düşünceme göre güçlüdür. Çünkü büyük yerel şahsiyetlerden uygun hadisleri aktarmada yerel bir başarısızlık söz konusu olduğunda geçerlidir. İddiaya göre bazı önemli erken dönem şahsiyetleri, diyelim ki Medine'de daha sonraki Medineli hadis derleyenlerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir hadis nakletti özellikle aynı otoriteden çok sayıda başka nakillere sık sık aktarma yapıyorsa onlardan aktarmalarını bekleriz. Öğretileri için yararlı olan materyal doğrudan onların çıkarınadır veya araştırma konularıyla örneğin biyografik koleksiyonlarının konusuyla doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla normalde insanların sıklıkla materyallerinden aktarım yaptıkları büyük yerel otoritelerden gelen uygun materyalleri aktaramadığınızda bu beklenmedik bir durumdur. Hadisin o dönemde o yerde o insanlarla birlikte dolaştığı ve bir işlevi olduğu hipotezi daha sonraki yerel derleyicilerin hadise atıfta bulunmaları için makul bir beklenti oluşturuyor. Yani atıf yapmamaları aslında o dönemde ve o yerde varlığına karşı bir delildir. Ne kadar çok insan aktarmada başarısız olursa sessizlik o kadar güçlenir. Burada bir hata bir hafıza kaybı olduğunu düşünebilirsiniz. Belki yer kalmamıştır. Aklımıza her şey gelebilir. Ancak herkesin içinde olan ve kendi ana yerel otoritelerinden gelen bir hadisi aktarmada toplu, tutarlı bir başarısızlığınız olduğunda, normalde bu otoritelerden sık sık aktarım yapıyorsanız, bu görüş açısından beklenmedik güçlü bir kanıttır ve ilginç bir şekilde çok iyi şekilde tartışan bazı klasik alimler bile bulabilirsiniz. İbn Kayyim el-Cevziye'de şüphe uyandırdığı bir hadis hakkında çok benzer bir görüşleri sürmüştür. Yani özetlemek gerekirse, kanıtın yokluğu mutlaka yokluğun kanıtı değildir. Ancak kanıtın yokluğu yokluğun kanıtıdır. Olmayan kanıt aksi halde bir hipotez tarafından tahmin edildiğinde o zaman bu hipoteze karşı bir kanıttır. Bu çok açıktır sonra polemik bağlamına ve karşı geleneklere göre tarihlendirme var. Yani buradaki fikir şu ki ilk olarak hukuki tartışmalarda hadislerin birbiriyle diyalog halinde göründüğünü sık sık bulabilirsiniz. Bir otoriteye aktarım yapan bir hadisi var gibi. Sonra aynı otoritelerden aktaran veya eski bir otoriteden aktaran bir karşı hadisiniz olacak ve böylece aslında hadisleri bir tür diyalektiğe sokabilirsiniz. Hepsini bir çeşit ileri geri argümantasyon dizisine ayırabilirsiniz. Bu da elbette bu hadislerin muhtemelen birbirlerine yanıt olarak uydurulduğu anlamına gelir. Bu hadislerden bazıları diğer bazı hadislerin devamı niteliğindedir. Dolayısıyla bunlar karşıt hadislerdir. Her biri karşıttır ve böylece göreceli bir materyal kronolojisi yaratır. Buna ek olarak sık sık sonradan gelen hadisleri bulacaksınız ya da başka bir deyişle aynı hadisin farklı versiyonları varsa daha ayrıntılı ve arttırılmış versiyonları da vardır. Bunlar daha olası ikincil özelliklerdir. Çünkü genel eğilim şeylerin daha sofistike hale gelmesidir ve zamanla daha ayrıntılı ve karmaşık birikir. Her zaman değil, bazı durumlar istisnalar vardır. Belirli yasal bağlamlarda yalnızca kilit noktayı ortaya çıkarmak için bazı şeyler kısaltılır. Ancak genel olarak daha ayrıntılı genellikle ikincil anlamına gelir. Genellikle daha basit versiyondan daha sonra olduğu anlamına gelir. Yani yine göreceli bir kronoloji vardır. Sırada gelenek tarihsel kaynak analizi var. Bu, Motski'nin Musanef Abdurrezzak'ı analiz ederken kullandığı yöntemdir. Temel olarak buradaki fikir, Motski'nin belirli raviyelerde güvenilirlik veya özgünlük kriterlerini aramasıdır ve bazı raviyelerin güvenilir olduğunu, yaydıkları materyali uydurmadıklarını gösterebileceğimizi iddia etmeye çalıştı. Yani bu tür bir güvenilirliğin belirtilerinin, raviyelerin bazen emin olmadıklarını söylemeleri veya bazen kendi fikirlerini beyan etmeleri gibi şeyler olduğunu savundu ve eğer uyduruyorlarsa o zaman bunu yapmazlar diye düşündü. Dolayısıyla uydurmuyorlardı. Bu bazı alimler tarafından çok sert şekilde eleştirildi. Yani Motski'nin argümanı tamamen geçersizdir. Hadis uyduranların her zaman uyduruyormuş gibi bir işlevi görecek kadar mekanik olduklarını düşünmeye lüzum yok ya da birisinin bazen uydurma bazen de gerçekten hadis nakletmesi mümkündür. Aslına bakarsanız İslami isnat metin tahlili de bunu gösterir. Bu aslında Motski'nin zaman zaman gösterdiği şeydir. Bazı insanlar örneğin hadisleri yorumlarlardı, bazen de sahiden naklederdi. Yani aynı kişi farklı zamanlarda nakletmesi gibi. Dolayısıyla kendi araştırması bile uyduran kişinin bu tür düşüncelerini de anında yok ediyor. Ek olarak dürüstçe nakledilen sahih materyalle dürüst olmayan bir şekilde nakledilen sahih olmayan materyal arasında bir yanlış ikilik vardır. Elbette sahih olmayan ve dürüst şekilde nakledilen materyaller de vardır. İnsanlar hata yapabilir, detaylandırabilir. İnsanlar çok çeşitli spekülasyonlar, çıkarımlar ve benzeri yapabilirler. Tüm bu baskılar temelde birinin yanlış materyal üretmesine neden olabilir ancak kasıtlı veya uydurma şekilde değil. Yani kısacası bu metodoloji açıkça geçersizdir. Son olarak müşterek ravi ile tarihlendirme var. En önemli yöntem de bu. Oldukça meşhur bir yöntem. Seküler hadis uzmanları arasında en yaygın olan yöntem budur müşterek ravi tarihlendirme yöntemi, doğru veya yanlış müşterek ravilerin olup olmadığını veya doğru ravilerle ne ölçüde müşterek ravileri tanımlayabileceğimiz konusunda teori ve çalışmalarıyla onlarca yıllık tartışmaları başlatan Joseph Schacht'tan gelir. Bu tartışmaya birçok alim de katılmıştır. Ancak bir sonuca varmak adına bunu Schacht, Michael Cook, Humboldt ve Harold Motsky ile sınırlayacağım. Ve burada Harold Motsky özellikle Gregor Schuller ve Andreas Görke'yi içeren bir ekolün vekili diyebiliriz. İlgili tüm diğer alimlerin daha kapsamlı bir tartışmasını ve her türlü karmaşık ileri geri tartışmayı görmek istiyorsanız bunu tezimin ilgili bölümünde bulabilirsiniz. Ancak şimdilik bu, tartışmadaki bu en dikkate değer örneklerin bir tür basit özeti olacak. Öncelikle müşterek ravi kavramını açıklığa kavuşturalım. Müşterek ravi derken neyi kastediyorum? Örneğin bir hadis varsa genellikle aynı hadisin birden fazla versiyonu da vardır. Belki bunlar aynı koleksiyonda muhafaza edilir, belki de birkaç farklı koleksiyonda tutulurlar. Ancak aynı hadisin birden çok versiyonu ve her birinin kendi isnadı olacaktır. Ve isnadı üst üste koyarsanız, genellikle hepsinin ortak bir ravide birleştiğini görürsünüz. Genellikle milattan sonra 8. yüzyılda bir noktada faaliyet gösteren biri olur ve bu ortaklaşılan şahsiyet genellikle müşterek ravi olarak adlandırılır. Tebe-i tabiinler müşterek raviler burada mor renkle gösteriliyor ve müşterek raviden sonra isnadlar koleksiyonlar ölçüsünde kollara ayrılır. Müşterek raviden ilerleyerek bu durumda peygambere kadar uzanan tek ravili bir tarik oluyor. Yani Joseph Şah, bu modelini bulduğunuzda müşterek ravinin hadisin üreticisi olduğunu savunur. Ondan da doğal dallanmaya yayılmaya başladığını görürüz. Oysa müşterek raviyi takip eden tek ravili tarik yapaydır müşterek ravinin bir geriye dönük uydurmasıdır ve şahtın bunu savunma nedeni ise kendi modeline göre bağımsız temellere dayanarak çoğu hadisin hicri 2. asırda ortaya çıktığını düşünmesidir. Yani yaklaşık milattan sonra 8. yüzyılda müşterek raviler tesadüfen tam olarak bu zaman diliminde faaliyet gösteriyor. Bu yüzden tüm bu hadislerin asıl üreticileri olmak için bir nevi birinci adaylar gibi görünüyor. Şahtın düşüncesine göre bu dönemde faaliyet gösteren müşterek bir ravi olduğunda, hadisler örneğin İbni Şihab, Ez Zühri nesli gibi bu tür şahsiyetlere kadar takip edilebilir. Müşterek raviyi atlayan ve bağımsız olarak peygambere kadar giden en az bir başka tarihi de sık sık görürsünüz. Ve böylece Şaht, bunun yanlış bir paralellik sözde doğrulayıcı bir isnat olduğunu düşündü. Bu, esasen onun isnatların yayılması olarak adlandırdığı şeyin ürünüydü. Buna göre insanların sevdikleri materyal uğruna alternatif nakil yolları yaratmaları için çeşitli teşvikler ve baskılar mevcut. Dolayısıyla isnatta kimin olması gerektiği konusunda insanların kendi tercihleri olabilir. Örneğin bölgesel bir tercih olabilir. Ailevi ve kabilesel tercihler ve mezhepsel tercihler olabilir. Bir de çağdaşından aktarmamak arzusu var. Başka birinin naklettiği kişiyle tanışmış olabilir. Aslında bir çağdaşından duyuyor olsanız bile o kişiden doğrudan nakil alabilirsiniz ya da sadece isnadı kısaltmak isteyebilirsiniz. Böylece çok daha uzun ömürlü bir isnat inşa etmiş olursunuz ya da sadece nadir bir isnat olmasını da isteyebilirsiniz. Ya da genel olarak sadece isnatları doğrulamak isteyebilirsiniz. Çünkü Müslümanlardan özellikle erken dönem rasyonalistler hadisi kabul etmek için birden fazla bağımsız isnat talep etmiştir. Dolayısıyla erken dönemde insanların paralel, görünüşte bağımsız isnatlar yaratmaları için bir teşvik ve baskı rejimi var denilebilir. Yani böyle bir durumda şaht, bu yeşil renkli isnadın aynı hadisin ikincil bir sahte yeniden açıklaması olduğunu söyler. Ancak şahta göre varsayılan müşterek ravi, daha önceki biri ise o zaman çoğu hadisin ortaya çıktığı dönemdir örneğin bir tabi'in görünüşte bir sahabi ise, o zaman şahd çok daha şüpheci olurdu ve görünüşteki müşterek ravinin aslında isnatların yayılmasının sonucu olduğunu düşünürdü. Bu durumda insanlar daha sonra ödünç alıyorlar ancak geniş çapta hürmet gören insanlar olduğu için birbirini izleyen her ödün çalmada isnadın önceki bölümünü ortak olarak koruyorlar. Örneğin söz konusu ödünç alanların tümü isnatta daha önce geçenleri kabul etmiştir ve böylece yanlış bir müşterek ravi ortaya çıkıyor. Bu fikir daha sonra Michael Cooka döndüğümüzde daha net hale gelecek. Michael Cook esas olarak şahtın isnatların yayılması kavramını kabul eder. Bu konu üzerinde durur ve biraz önce ana hatlarıyla belirttiğim her tür baskı ve teşviki sıralayarak, daha fazla ayrıntıya girerek uygulamada nasıl işlediğini açıklar. Örneğin bu varsayımda A hadisi uydurur ve sonra B, A'dan ödünç alır ancak bir kaynak gösterir. Bu, Tedlis'in klasik terminolojisine bir örnektir. Sonra C ödünç alır ve B'den önceki bir kaynağa aktarımı atlar ve ardından D'de ödünç alır. Böyle bir modelde buradaki tebe-i tabiinin varsayılan müşterek ravinin aslında birbirini izleyen ödünç almalar ve retrojeksiyonlarla ortaya çıkan yanlış bir ortak bağlantı olduğunu görebiliriz. Aslında çoğu zaman burada önceki şahsiyetler genel olarak kabul ve saygı görür. Bu nedenle birbirini izleyen ödünç almalarla muhafaza edilir ve böylece bunun gibi bir süreçte ortaya çıkan yanlış müşterek ravilerle sonuçlanır. Bu tür bir sürecin bazen gelen erken sünni hadis münekkitleri tarafından bile kabul edildiğini ve bunun oldukça yaygın olduğunu belirtmek gerekir. Üzerinde çalıştığım hadiste bir sürü isnat var ve her biri Ahmet bin Hanbel ve Yahya bin Main ve Hatip el-Bagdadi ve İbnül Cevzi gibi erken dönem hadis münekkitleri tarafından reddediliyor. Her bir isnadın hepsini reddediyorlar. Örneğin bir sürü isnad var ve hepsi varsayılan bir müşterek ravide birleşiyor ve her biri reddediliyor. Ve müşterek ravinin örneğin çok daha ayrıntılı olan bu hadisi naklettiği reddedilir. Bu örneğin Cook tarafından şimdiye kadar savunulan her şeyden çok daha ayrıntılı bir isnat yayma türüdür. Çok daha dramatik bir örneğidir. Kısaca herkes böyle bir şeyin olduğu konusunda hemfikir. Buradaki mesele bunun ne kadar yaygın olduğu ve kimlerin arasında yaygın olduğudur. Yani belli ki erken dönem hadis münekkitleri bu tür şeylerin döndüğünü inkar etmek istediklerini söylemek istiyorlar. Yani raviler güvenilir. Ravilerin materyalleri sahihtir gibi şeyler söylüyorlar. Oysa seküler alimler bu insanlar ve bu etiketleri alan materyaller için istisna yapmıyorlar. Michael Cook o zaman hiçbir müşterek raviye gerçekten güvenemeyeceğimizi ileri sürer. Çünkü etkili bir şekilde sahte müşterek ravinin ortaya çıkmasına yönelik tüm bu yaygın baskı ve teşvikler göz önüne alındığında, herhangi bir müşterek ravi sahte olabilir. Yani aslında bu yöntemi hadisi tarihlendirmek için kullanamayız. Belirli bir hadisi müşterek ravisine kadar izini süremeyiz. Michael Cook'a göre, Şaht'ın özetlediği bu noktayı sonuca kadar takip ederseniz, o zaman Şaht'ın tarihlendirme yöntemini aydınlatmış olursunuz. Diğer yandan Guyter Yoonbol, Şaht'ın yöntemini rafine ederek gerçek nakil ve gerçek müşterek raviler oluşturmak amacıyla daha katı kriterler geliştirerek savunmaya çalıştı. Öncelikle kısmi bir müşterek ravi adında yeni bir kavram ortaya koydu. Burada mavi renkte PCL yani kısmi müşterek raviyi görüyorsunuz. Buradaki fikir bunların ana müşterek raviden sonra ortaya çıkan bir tür müşterek ravi olduğudur. Yani başka bir deyişle kısmi müşterek raviler burada yoğun bir nakil zinciri, birden fazla kişinin kısmi müşterek ravilere ilettiği yoğun bir doğrulama zinciri var. Yine birden fazla kısmi müşterek raviden de daha üst kısmi müşterek raviye naklediliyor ve birçoğu da müşterek raviden naklediyor. Yumbol bunun isnatların yayılmasından, ödünç almalardan ve yanlış anlatımlardan vesaire kaynaklanmasının uzak bir ihtimal olduğunu savunur ve bunu açıklaması gereken şey, müşterek raviden sahih nakildir ve birinden, Doğrudan aktarım yapan üç veya daha fazla kişi olduğunda, yanlış anlatımın bunu açıklamasının uzak bir ihtimal olduğunu savunur ve böylece her şeyin yoğun bir şekilde tek bir noktada birleştiği noktaya gelene kadar bunu tekrarlarsınız ve onun için aksine müşterek raviden önce gelen kırmızı renkli tek ravili tarik son derece şüphelidir. Çünkü sürekli bir kişinin diğerinden aldığı tek zincirli geçişin pek olası olmadığını düşünür. Yani tek ravili tarikin doğası gereği son derece olasılıksız olduğunu düşünür. Dolayısıyla eğer müşterek raviye kadar sahih nakil varsa ve o zaman müşterek raviden önce gelen her şey son derece şüpheli ve olasılık dışıdır. O halde hadisleri uyduran ve yayanların müşterek ravi olduğu sonucu çıkar. Onları izleyen tek ravili tarikler sadece bir geri yansıtmadır. Onlardan sonra da sahih nakil geliyor. Öte yandan burada da yeşil renkte gösterilen İkincil zincir var. Yunbol bunları isnatların yayılmasının gerçek örnekleri olarak görüyordu ve bunlara isnat dalışları ya da kısaca dalışlar ismini verdi. Bu dalışlar doğrulanmadığı için birinden ötekine geçtiği için bunlar da yine tekravili tariklerdir ki bunlar ona göre son derece olasılık dışıdır. Bu yüzden de bunları isnatların yayılmasına dair sahih örnekler olarak reddetmiştir ve bu da Yumbol'un yöntemlerinden olan yoğun nakil ve yoğun nakil zinciridir. Yani müşterek ravileri doğrulamaya ve diğer taraftan da yanlış anlatımları, dalışları ve isnatların yayıldığını göstermeye çalıştı. Bununla birlikte Cook ve diğerleri tarafından ardarda arda üç ödün çalabileceğinize dikkat çekildi. Peki bu neden gerçekleşemedi? Hadis eleştirisinde bile bu gibi şeyler oluyor. Yani aslında Yumbol'un kriteri biraz nedensiz görünüyor. Neden üstte 3 kişi ve artı 1 kişi daha var? Böylece işler o zaman oldukça belirsiz hale gelir. Örneğin kaç nakile ihtiyaç var? Tabii ki birbirini takip eden yanlış anlatımlar değil. Yani belirli bir şey yok. Yumbol, Cook'un bu konudaki şüpheciliğini püskürtmede pek başarılı olamadı diyebiliriz. Bununla birlikte Yumbol'un bile işaret ettiği ilginç bir düşünce var. Ancak bunu kendi yönteminde hiçbir zaman sistematik olarak uygulamadı. Ancak hadislere baktığınızda gözlemleyeceğiniz ilginç bir örüntü var. Belirli bir kısmi müşterek raviye yapılan atıflar genellikle diğer tüm versiyonlarına olduğundan çok daha fazla benzerdir. Her ilgili kısmi müşterek ravi etrafında ve daha genel olarak müşterek ravi ile bu ayırt dedici kümeleri görürüz. Başka bir deyişle, belirli kısmi müşterek ravi ve müşterek ravi ile ilişkili olan farklı alt gelenekler vardır. Kısmi müşterek raviler birbiriyle karşı karşıyadır. Müşterek ravilerde, örneğin diğer redaksiyonlar veya benzer materyalin diğer versiyonlarıyla ilişkili, başka müşterek ravilerle karşı karşıyadır. Peki bunu ne açıklıyor? Bunun basit bir açıklaması, ortak aktarılan kaynağın belirli bir yorumunu, ayırt edici ifadesini oluşturan veya yansıtan kısmi müşterek ravi ile ilişkili olan ayırt edici alt gelenektir. Yani kendi özgün ifadeleri ve kökenlerinden olan şeyler. Bu kaynaktan geldi, sonrakilere aktarım yapılarak korundu. Bu kapsamlı olarak gerçekleşti ve böylece belirli kısmi müşterek ravilerle ilişkili bu ayırt edici alt gelenekler meydana geldi. Aynı şey müşterek raviler için de geçerlidir. Müşterek ravinin orijinal ayırt edici düzenlemesinden meydana gelir. Birebir aynı söylem olmasa da en azından müşterek raviden kısmi müşterek raviler aracılığıyla yapılan tüm nakillerde ortak olarak korunan ayırt edici bir tür öge kümesi var denilebilir. Ve bunlar da müşterek ravilerin aynı konudaki diğer ayırt edici redaksiyonlarıdır. Bu da isnat metin tahlilidir. İsnat metin tahlili, bu bağlantıları tespit eder ve bunların açıklaması olarak temelde sahih nakili öne sürer. Bu da sıklıkla yeniden ifade etmeyi, açıklamaya ögeler eklemeyi ve çıkarmayı, ayrıntılar eklemeyi ve isnadı değiştirmeyi içerir. Tüm bunlar oldukça yaygındır. Bu nedenle buna sahih nakil demek yanlış olacaktır ya da doğru nakil demek yanlıştır diyelim. Ancak nakil sırasında korunan bir şey var yani kısmi müşterek ravilerin ve sonuçta müşterek ravilerin orijinal redaksiyonu nakillerin kapsamında hala bir şekilde görünmektedir. Bu da özünde isnat metin tahlilidir. Ve bu en çok Harold Motsky, Gregor Schöller, Andreas Görke ve diğerleriyle ilişkilendirilir. Şimdi olduğu gibi burada meydana gelen değişimi bir şekilde izlersek, Kısmi müşterek ravilerden müşterek ravilere kadar çok az farklılık olduğunu görürüz. Ancak müşterek ravilerden kısmi müşterek ravilere kadar çok daha büyük farklılıklar vardır ve eğer bu farklılığı ölçersek ve sonra bunu karşılaştırırsak örneğin önceleri daha büyük farklılık, sonraları daha az farklılık var şeklinde daha sonra bunu yazılı rivayetin ortaya çıkışı ve sıkın nakil uygulamalarıyla karşılaştırırsak, müşterek ravilerin öğrencilerine olan güvenilirliğinin artışının hadisin yazılı naklindeki artışla genel olarak uyumlu olduğunu görüyoruz ve benim iddia ettiğim şey genel olarak bu delil modeli için öne sürülen bir açıklama olarak isnat metin tahlilinin hadis yazımının artan yükselişine ilişkin bu yerleşik arka plan bilgisi tarafından aslında bağımsız olarak desteklenmekte olduğudur ve bunun isnat metin tahlilinin gerçek sonuçlarında yansıdığını görüyoruz. Bu da genel olarak örneğin isnatların yayılması veya dalışlar yerine en azından müşterek raviden itibaren sahih bir nakil olduğunu düşünmek için başka bir nedendir. Fakat bu aynı zamanda isnatların yayılımı ve dalışları da belirlememizi sağlar. Mesela bu örnekte, belirli bir kısmi müşterek ravi ile ilişkili ayırt edici bir ifade olduğunu görüyoruz. Bu da mavi ile gösterilen bu alt gelenek. Ve daha geniş bir gelenek içinde, belirli bir kısmi müşterek ravinin ayırt edici ifadesi olan yorumunu oluşturan belirli bir ifadeler dizisi vardır. Ve sonra burada şüpheli bir şekilde tam da ayırt edici ifade veya temel dizi var. Bu kısmı müşterek ravinin ayırt edici bir redaksiyonu iddiaya göre tamamen bağımsız bir isnatla ortaya çıkıyor. Bu kısmı tamamen atlıyor ve bu da son derece şüpheli. Birisi bu versiyonu araklasaydı ve ona bağımsız bir isnat verseydi tam da böyle görünürdü. O kadar olası değildir ki buradaki ayırt edici redaksiyon genel geleneğin bu belirli kişinin yeniden anlatımının doğal bir sonucudur. Sonrasında tamamen farklı bir evrim türünden tamamen bağımsız olarak ortaya çıkar. Bu çok uzak bir ihtimal ve muhtemelen burada olan şey birinin bu versiyonu buradan ödünç alması veya tamamen bozulmuş olmasıdır. Ek olarak müşterek raviye birden fazla atıf olduğunda tüm atıfların her biri birbirine fazla benzemez. Aslında hepsi birbirine diğer müşterek ravi'lere yapılan atıflara daha çok benzer. Burada sahte müşterek ravi olabilir. Peki bu nedir? Farklı kişiler diğer kaynaklardan farklı versiyonlara ödünç almışlar ve bu ortak kaynağı atıfta bulunmuşlardır. Fakat bunu birbirlerinden bağımsız olarak, birbirleriyle işbirliği yapmadan yaptıkları için versiyonlar uyuşmuyor ortak atıfta bulunulan bu kaynakla ilgili müşterek bir ayırt edici versiyon yoktur. Çünkü aslında tüm versiyonlar çeşitli şekillerde başka kaynaklardan alınmış ve hürmet gören müşterek kaynağı yeniden atfedilmiştir. Ama yine de sanki birbirinden tamamen farklı, kelimesi kelimesine alıntı geleneğini üretmişler gibi sahte müşterek raviyi böyle bulabiliriz. Yani isnat metin tahlili kullanarak sadece sahih nakili tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda yanlış nakilleri de tespit edebiliyoruz. Şimdi bu açıdan Motski ve diğerlerinden biraz ayrılıyorum. Çünkü isnat metin tahlili uygularken bazen kendilerine özgü görüşleri oluyordu ve bu mantığı her zaman tutarlı bir şekilde uygulamıyorlardı. Yani açıkça ödünç alınanların veya yakın ilişkilerin olduğu ve bir şekilde gözden kaçan durumlar, istisnalar var. Ayrıca, öncelikle literatürde isnat metin tahlillerinin bu kadar titiz bir şekilde savunulduğu ve herhangi bir sistematik şekilde doğrulayıcı deliller gösterilmesi gibi durumlar pek yoktur. Benim buradaki katkımsa daha sistematik, sağlam ve yanlışlanabilir bir isnat metin tahlilinin ana hatlarını çizmeye çalışmaktır. Aslında isnat metni tahlilinin daha farklı türde bir muhakeme içeren başka bir versiyonu daha var ve en azından erken dönem için geçerli olmasına çok eleştirel bakıyorum. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz bu konuyu tezimde detaylıca ele alıyorum. Fakat şimdilik sanıyorum bu isnat metin tahlili hakkında bir fikir edinmemiz için yeterli olacaktır. İşte ben de bu metodolojiyi daha sonra Hazreti Ayşe'nin evlilik yaşı hadisine uygulayacağım. Tüm bunlarda son bir değerlendirme ve son bir tartışma da müşterek ravinin rolünün ne olduğudur. Müşterek ravi belirtilen kaynaktan aldıklarını gerçekten iletiyor mu? Yoksa müşterek ravi esasen sadece hadis mi uyduruyor yoksa arada bir yerde mi? Bu konu son yıllarda akademik alanda büyük bir tartışma kaynağı olmuştur. Bazen müşterek ravilerin aslında gerçekten daha önceki materyalleri ilettiği gösterilebilir. Bazen alıntı yaptıkları kaynağı doğru bir şekilde alıntıladıkları gösterilebilir. Çünkü o zaman aslında kaynağın gerçek müşterek ravi olduğunu keşfedersiniz. Sık sık müşterek ravi olarak karşımıza İbn Şihab ez Zühri çıkıyor ve Hişam bin Urve de genellikle müşterek ravi olarak görünür. Her ikisi de başka bir müşterek kaynaktan kendi versiyonlarını ortak olarak aktarırlar ki bu da Urve'dir ve her ikisi de Urve'den esasen aynı temel hadisi kendi versiyonlarını aktardıklarında o zaman aslında bu örneklerde genellikle daha eski bir kaynaktan aktarıyorlar gibi görünüyor ama sonra kesinlikle aldıklarını değiştirdiklerini sık sık görüyoruz. Hatta bazen insanlar isnatları değiştirirler. Bunun pek çok örneği vardır. Yani en azından müşterek ravilerin aldıklarını değiştirdiği konusunda herkes hemfikir yorumluyorlar ve sadece mana ve rivayet değil, içeriği ve ayrıntıları da değiştiriyorlar. Eklemeler yapıyorlar, isnatları değiştiriyorlar. Bu oldukça yaygın bir şey. Bununla birlikte bazı durumlarda materyali gerçekten kaynağın bir kısmıyla iletiyorlar. Ancak genel olarak özellikle kronoloji göz önüne alındığında şüpheci olmak için nedenlerimiz var. Seküler eleştirel camiada isnadın kökeninin İkinci fitneye dayandığına dair genel bir kabul, bir mütabakat vardır. Ancak bundan sonra genelleştirilmesi onlarca yıl alır. Ancak örneğin milattan sonra 8. yüzyılın başlarından ortalarına kadar faaliyet gösteren İbn Şihab ez-Zuhri'nin kuşağıyla isnat yaygınlaşır. Ve bu da demek oluyor ki gençken ve varsayılan materyallerini aldıklarında kaynakları alıntılamak ve belgelemek henüz gelenek değildi sonradan ortaya çıktı ve yaşlanıp öğrencilerine nakledecekleri vakit artık kaynak belirtmek gelenek haline gelir ve bu da demek oluyor ki müşterek raviler önceki kaynaklardan çok sayıda materyal duymuş olsalar da öğrencilerine kaynakları aktarmaları gerektiğinde onlarca yıl geçmiş oluyor ve kaynakları yakından takip etmiyorlardı çünkü onlar öğrenirken kaynakları kaydetmek henüz gelenek değildi. Yani pek çok durumda hangi verileri nereden aldıklarını hatırlayabildiklerinden bile şüphe etmemiz normaldir. Hatta sadece ideal bir kaynaktan alıntı yapmaktan veya olası bir kaynak olarak neyi dikkate alacaklarından ziyade bir şeyi tam olarak kimden aldıklarını hatırlamaları gerektiğini düşündüklerini varsayarsak bile durum aynıdır. İsnatların kronolojisi düşünüldüğünde şüphe etmek için yine sebebimiz var. Dolayısıyla bu şeyler vak'a bazında ele alınmalıdır. Müşterek ravi, genellikle atıf yapılan kaynaktan naklediliyor olabilir veya olmayabilir. Yani mevcut duruma bağlı bir şey. Genel olarak bence dikkatli olmak ve şüphelenmek için nedenler var. Bu da bizi tezimin merkezine yani Hazreti Aişe'nin evlilik yaşı hadisinin isnat metin tahliline getiriyor ve bunun için hadisin bulabildiğim her versiyonunu topladım. Her veri tabanını, her uyumu, her hadis ansiklopedisini kontrol ettim ve bulabildiğim tüm versiyonları topladım. Ve hepsini bir şemada bir araya getirdim. Tüm versiyonları sistematik olarak karşılaştırdım. Ve mümkün olduğu yerde bahsettiğim örüntülerin dayandığı her bir kısmi müşterek ravi redaksiyonunu yeniden kurdum bir tür standart, metinsel, eleştirel ve tarihsel akıl yürütme, yani bir tür farklılık kriteri uyguladım. Daha zor ifadeler, daha kolay anlaşılabilir ifadelere dönüştürülür, aksi hali daha az olasıdır. Ve her bir kısmi müşterek ravinin altında yatan redaksiyonları yeniden oluşturdum. Ardından mümkün olan her bir müşterek raviye, zamanda geriye doğru gittim. Ayrıca örüntülerin tutmadığı yerleri de belirledim. Aslında diğer alt hadislerin farklı versiyonlarında birden fazla yanlış atıf olduğuna dair işaretler vardı. Bunlar daha sonra yanlış bir şekilde ortak bir kaynağa atfedildi. Yani sahte müşterek raviler ya da yumbolun terimiyle örümcekler vardır. Ayrıca süreçte müşterek ravilerden kısmi müşterek ravilere ve kısmi müşterek ravilerden kapsam koleksiyonlarına kadar nakilde meydana gelen eklenti, ilave, bozulma ve benzeri her bir varyasyon örneğini belirledim. Her varyant, eklenen veya çıkarılan her kelime veya edat, isnattaki her değişiklik, bir alt gelenekten diğerine yapılan her alıntı bulabildiğim her birini belgeledim. İşte oluşturduğum asıl şema bu şekilde. Eğer yakınlaştırırsam belki biraz daha net olabilir. Örneğin burada bir müşterek ravi var, Hişam bin Urve. Ve sonra ondan tüm bu çeşitli kısmi müşterek ravilere uzanan geniş bir nakil ağı var. Ayrıca tamamı Hişam'dan yayılan tek ravili tariklerin nakilleri var. Burada başka müşterek raviler var. Örneğin Muhammed bin Amr genel materyal külliyatı içindeki ayırt edici gelenekleri ve alt gelenekleri bir bakışta hemen görebilirsiniz. Örneğin, kısmi müşterek ravi olan Ahmet bin Abdülcebbar'dan gelen nakillere bakarsanız, hepsinin lemma matet hatice, hatice öldüğü zaman ile başladığını hemen görürsünüz. Yani burada anahtar kelime matet. Şimdi diğer bir kısmi müşterek ravi, Muhammed B. Beşşar'dan gelen nakillere bakalım. Burada başlangıçta lemma, halakat, hatice, hatice öldüğü zaman yazısını buluruz. Ve buradan da diğer bir kısmı müşterek ravi, Yahya B. Said'e dönersek, ondan gelen nakilde ayırt dedici başka bir ifade buluruz. Lemma, tuvu, fiyet, hatice, hatice öldüğü zaman. Bunların hepsi aynı ifadedir. Mated, halakat, Tuvu fiyat hepsi Hatice öldüğü zaman der. Fakat hepsi farklı bir kelimeyle ifade eder ve örüntü tutarlıdır. Bir kısmı müşterek ravi'den gelen tüm nakillerde tek bir ifade vardır. Diğer nakillerde de başka ifadeler ve o diğerlerinde de başka ifadeler. Tüm bu nakillere baktığınızda sürekli başka bir ayırt edici alt gelenek olduğu yönünde örnekler bulursunuz her müşterek ravi ile ilişkili ayır dedici alt gelenekler var ve bunun karşılığında hepsi bir bütün olarak diğerleriyle ilgili ortak bir geleneği temsil ederler. Burada paylaştıkları geniş bir öge kümesi var. Ancak hadis oldukça uzun olduğundan bazı kişiler sadece ilgilendikleri bölümleri keserler. Bu nedenle burada birçok köprü unsuru olduğunu söyleyebiliriz. Bu elbette bulduğum son derece uzun hadisler için alışılmadık bir durum değil. Ancak yine de genel olarak alt gelenekler arasındaki farklılıklara rağmen bunların müşterek raviden farklı ortak bir genel geleneği temsil ettiklerini görürüz. Ve bu materyalde bu müşterek ravilerin birçoğunun aslında farklı geleneklerle ilişkilendirildiği birkaç durumda bulabiliriz. Başka bir örnekte Lameş'le ilişkilendirilen bir gelenek var. Bunun dışında yoğun bir şekilde desteklenmiş kısmi müşterek ravi olmasına rağmen sadece bu iki tarik ona uzanıyor. Ancak bunların çoğu Hazreti Ayşe'nin 9 yaşında evlenmek üzere nişanlandığı, bu sıralamayı materyaldeki bazı müdahalelere rağmen somutlaştırmaktadır. Hadisin yaygın versiyonunu hatırlayalım. Hazreti Ayşe 6 ya da 7 yaşında evlendirilmiş, yani nişanlanmış ve 9 yaşındayken gerdeğe girmiştir. Fakat Lamiş'ten gelen geleneğe baktığımızda, aksine Hazreti Aişe 9 yaşındayken nişanlanmıştır. O yaşta gerdeğe girmemiştir. Sonra genellikle bu ayırt edici unsur da eşlik eder. Peygamber, Hazreti Aişe 18 yaşında bir kızken vefat etmiştir. Ve bu kombinasyon, Lamiş'e kadar yapılan tüm açıklamalarda tekrarlanmaktadır yani ortak kaynakla ilişkili genel bir gelenek görüyoruz. Buna benzer başka örnekler de mevcut. Bu sadece aradığımız kalıpları hızlı bir şekilde gösterme amaçlıdır. Bunu her bir nakil için yaptım ve kısmi müşterek ravilerle ilişkili alt gelenekler ve müşterek ravilerle ilişkili ayırt edici gelenekler olduğunda bunu not ettim. Mevcut olmayanları da not ettim. Örneğin burada hepsi i̇bn Şihab ez-Zühri'ye kadar uzanan dört farklı tarihe indirgenmiş bir sürü farklı nakiller var. Ancak Zühri'ye yapılan bu farklı yakıştırmaların metinleri dikkatle incelenir ve diğer versiyonlarla karşılaştırılırsa, burada ayırt edici bir gelenek olmadığı hemen anlaşılır. Her biri önemli açılardan birbirine olduklarından çok daha fazla diğer versiyonlara benzemektedir ortak bir gelenek oluşturmazlar. Dolayısıyla örneğin İbn Sad'dan ve Abdurrezzak'tan gelen nakiller peygamberin vefatından bir unsur içeriyor olsa da daha yakından bakarsanız Abdurrezzak'ın naklettiği versiyon aslında Ebu Muaviye'nin Lamış'tan naklettiği hadiste bulunan farklı bir ifadedir. Bu onun kendi ifadesidir. Oysa İmsade ait diğer nakilde bulunan ifadesinin zühriye dayandığı iddia edilmektedir. Vefatla ilgili unsurun bu versiyonundaki ifadesi aslında İsrail b Yunus'un geleneğinde bulunan ifadeyle aynıdır. Dolayısıyla yüzeysel olarak benzer olan bu unsurların bile külliyatın farklı alt geleneklerinden geldiği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla burada gerçek bir uyum yoktur. Üstelik Hz. Ayşe'nin yaşı gibi temel noktalarda da ters düşmüşlerdir. Ayrıca atıf konusunda da temel farklılıklar mevcut. Zühri'nin kendisinden mi yoksa Zühri Urve'den mi almış vesaire. Yani Zühri'nin örümcek olduğu açık bir örnekle ortadadır. Zühri sahte müşterek ravidir. Diğer incelediklerimizin aksine onunla ilişkilendirilen ayrı bir gelenek yoktur. Bu yöntemi tutarlı bir şekilde uygulayarak tüm materyalleri analiz ettiğimde redaksiyonlarını oluşturabildiğim en eski müşterek raviler bunlardı. İlk olarak Lamış, Süleyman bin Mihran ünlü küfe alimidir ve Hicri 764 ile 766 yılları arasında vefat ettiği bilinir. Hadisin bu versiyonuna geçici olarak atfedilir. İbrahim'den o da, El-Esved'den o da Hazreti Ayşe'den haber verdi. Resulullah onunla 9 yaşında bir kızken evlendi ve o 18 yaşındayken Resulullah vefat etti ayrıca redaksiyonu yeniden oluşturabildim. Aslında Medine'nin önemli alimlerinden olan ve Irak'a yerleşip Hicri 763-765 yılları arasında vefat eden Hişam bin Urve'den dört farklı redaksiyon yayılmıştır. Naklettiği hadisin orijinali muhtemelen şöyleydi. Babasına atıfta bulunurken tam olarak ne söylediğini bilmiyoruz. Çünkü birinci şahıstaki bu ifade aslında kendisinden alınmamıştır. O yüzden gale ebi şeklinde bir şey dediğini tahmin ediyorum. İfadeyi tam olarak bilemiyoruz çünkü tasdiklenmemiş. Ama her halükarda biliyoruz ki babasından Allah Resulü'nün Hazreti Ayşe ile 6 ya da 7 yaşında bir kızken evlendiği ve 9 yaşındayken gerdeğe girdikleri rivayetini aldığını iddia eder. Hişam ayrıca Hazreti Ayşe ile peygamberin ne kadar süre birlikte yaşadıklarına dair bilgi eklediği bir versiyonu da rivayet etmiştir. Ayrıca babasının Abdülmeli'ye yazdığı iddia edilen mektup şeklindeki bir versiyonu da nakletmiştir. Ve son olarak şimdi Hazreti Ayşe'nin kendi otobiyografik anısı olarak ifade edilen, gerdeğe girdiği güne tüm ayrıntılarına ve bağlamına ilişkin çok daha ayrıntılı bir versiyonunu rivayet etti hicretten, hastalandığından ve saçlarının incelip döküldüğünden, gerdeğe girdiği güne dair düşünceleri ve evliliğe hazırlık aşaması gibi konular var. Bu hadisin başka bir redaksiyonu da müşterek raviye atfedilebilir. İsmail bin Ebi Halid, Kufi alimlerindendir ve Hicri 763-760 yılları arasında vefat etmiştir. Onun naklettiği hadis versiyonu daha çok kapsamlı fezail rivayetti yani Hazreti Ayşe'nin meziyetleri, övgüleri ya da olumlu niteliklerinin bir listesi ve Hazreti Ayşe'nin 7 yaşında evlendiğini ve 9 yaşında gerdeğe girdiğini bildiren evlilik yaşı unsurları da vardır. Son olarak redaksiyonunu yeniden bir araya getirdiğim en erken müşterek ravi, yani kendilerinden ya da otoritelerinden aktarılan materyalde genel bir gelenek oluşturan kişi Muhammed bin Amr'dı. Kendisi Medineliydi ve tıpkı Hişam gibi Irak'a yerleşmiş ve 761-763 yılları arasında vefat etmiştir. Onun hadis versiyonu Hazreti Hatice'nin ölümü ve peygamberin yeni eş arayışıyla başlayan son derece ayrıntılı bir anlatıydı. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ayşe'nin daha önce yaptığı evlilik anlaşmasını iptal etmek zorunda kalması, ve Sevde'nin babasına danışmak üzere bir elçi göndermesiyle devam eder. Ve son bölümde yukarıda Hişam'da bulduğumuz ayrıntılı otobiyografik anlatının, Hişam'ın rivayetinde son dördüncü redaksiyonun bir versiyonu yer alıyor. Temelde aynı anlatıyı, aynı unsurlarla ve pek çok aynı özgün ifadeleri, bu rivayetin sonunda Muhammed bin Amr'ın redaksiyonunda buluyoruz ve aslında sadece standart metin tenkidi ilkelerini kullandım ve hadis çizelgesi oluşturdum. Görünen o ki Muhammed bin Amr'ın rivayet ettiği materyalin bu versiyonu Hişam'ın naklettiği versiyona bir alt dalı olarak uyuyor. Bu da Muhammed bin Amr'ın materyalini Hişam'dan aldığı anlamına gelir. Dolayısıyla onun materyali Hişam'dan çıkan materyalin bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor. Aynı zamanda eğer bu hadise dikkatlice bakarsanız, ravide keskin değişimlerin olduğu, başlangıçta ayrık materyal bloklarından oluştuğunu açıkça görürsünüz. Yani başlangıçta Havla ve Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ayşe'nin evlilik akdini iptal etmek için birini ziyarete gitmeleriyle ilgili bir rivayettir. Fakat sonra değişti ve şimdi Hazreti Ayşe ravidir ve bu rivayette ona aittir. Yani bir araya getirilen farklı rivayetler arasındaki geçiş izlerini çok net bir şekilde görebilirsiniz. Dolayısıyla açıkça sadece rivayet temelindeki hadis farklı parçalardan bir araya getirilmiş ve daha sonra sistematik ve metin tenkidi temeline oturtulmuş gibi görünüyor. Muhammed bin Amr'ın Hazreti Ayşe'nin bu ayrıntılı otobiyografik rivayetini Irak'taki çağdaşı Hişam bin Urve'nin geleneğinden doğrudan almış olması çok muhtemeldir. Evlilik yaşı hadisleriyle ilgili bu materyalin belirgin redaksiyonların ve versiyonların ilk müşterek ravilere geri dönüldüğünde kime atfedileceğini tekrarlamış olalım. İlk müşterek raviler Lamış, Hişam bin Ur ve İsmail b Ebu Halid ve Muhammed bin Amr'dır. Bundan daha öncesine dair bir bulgu elde etmedim. Ebu İshak Es-Sebî İbn Şihab ez Zühri, Urve bin Zübeyr ve hatta Hazreti Ayşe gibi şahsiyetler için alınabilecek belirgin bir temel redaksiyon yoktu. Aslında bu yeniden yapılandırmada sürekli karşılaştığım şeylerden biri, söz konusu hadislerin orijinal redaksiyonlarında Hazreti Ayşe'nin kaynak olarak gösterilmemesiydi. Çok sık olarak hadisin kaynağı olarak Hazreti Ayşe'nin gösterilmesi sonradan ortaya çıkan bir üründür. Bu materyaldeki ikincil bir gelişmedir. Sonrasında isnat metin tahlilinin sonuçlarını topladım. Hazreti Ayşe hadisinin tüm bu yeniden yapılandırılmış ilk versiyonlarını aldım ve onları bir dizi analize tabi tuttum. Bu yüzden başlangıç olarak atıf türlerini karşılaştırdım ve tabii ki hemen bizzat Hazreti Ayşe'ye açık bir şekilde atfedilen Lamış'ın versiyonu, örneğin Hişam'ın hadisinin en eski rivayetine kıyasla ikincil görünüyor. Ki aslında bizzat Hazreti Ayşe'ye dayandırılmıyordu. Aksine Hişam'ın babası Urve'ye atfedilen bir ifadeydi. Bu yüzden Hişam'ın rivayeti Lamış'ınkinden daha eski görünüyor. Lamış, Hişam'ın versiyonuna kıyasla ikincil görünüyor. Daha sonra yeniden yapılanan tüm redaksiyonları form eleştirisine tabi tuttum. Ve bundan çok ilginç bir sonuç çıktı. Tüm bu hadislerde yer alan bilgiler çok çeşitli şekillerde ifade edilebilirdi. Birçok farklı gramer yapısı var. Ve birçok farklı fiil kullanılabilir. Kısacası bu bilgi birçok farklı şekilde ifade edilebilirdi. Ancak aslında materyalin ilk redaksiyonlarında Tekrar tekrar bulduğumuz şey aynı yapılardı. Genellikle tam dizilim olmadığında bile aynı dizilimi buluruz. Tam dizilime sahip olmayanların ifadeleri yine de tam dizilimde bulunanlarla aynı olacaktır. Ve genellikle baştan sona aynı yapılar kullanılmakta ve aynı fiiller ortaya çıkmaya devam etmektedir. Fiillerde yine farklılıklar olsa bile yine genel yapı aynı kalıyor. Dizilim de aynı şekilde kalıyor. Hadisin yeniden yapılandırılabilen en eski versiyonlarının hepsinde durum böyledir. Eğer altta yatan tutarlı bir formül varsa aynı yapılar tekrar tekrar ortaya çıkar. Bu tüm materyalin tek bir ur hadisten kaynaklanmasıyla tutarlıdır. Başka bir deyişle burada olan şey Aynı olayın farklı bağımsız anımsamaları birçok farklı orijinal ifadeyle dile getirilmiş gibi görünmemesidir. Aslında aynı yapıların sürekli yenilenmesi göz önüne alındığında tüm materyalin bir dizi yakın tarihli ortak hataya dayanması gerektiğini göstermektedir. Bunların hepsi tüm malzemenin altında yatan tek bir orijinal Ur Redaksiyon ve Ur Hadis'ten kaynaklanmaktadır. Daha da ilginci eğer standart bir metin tenkidi ilkesini uygularsak, hangi okumaların diğerinden daha olası şekilde ortaya çıktığına dair net bir cevap almış oluruz. Tek bir versiyon vardır. Bu hadisin tek bir versiyonu vardır. Tüm versiyonlarda nakil sürecinde sadece basit, standart ve iyi bilinen, bir değişim süreci kullanarak diğerlerinin hepsini açıklayabilen bir versiyon var. Bu versiyon belirtme, açıklama veya birleştirme yoluyla olsun diğer tüm versiyonların doğal, organik ve tersinin geçerli olmayacağı şekilde ortaya çıkmasını sağlayabilir ve bu da Hişam bin Urve'nin versiyonudur. Hazreti Ayşe'nin 6 ya da 7 yaşında bir kızken evlendiği ve 9 yaşındayken gerdeğe girdiği şeklindeki orijinal ifade diğerlerinin ortaya çıkışını açıklayabilir. Hazreti Ayşe'nin 6 yaşında evlendiğini ve 9 yaşında gerdeğe girdiğini söyleyen versiyonların ortaya çıkışını açıklayabilir. Çünkü 6 ya da 7 gibi belirsiz ifadeler sadece 6 olarak belirtilmiştir. Aslında Hişam da zaman zaman bunu yapar ve öğrencilerine 6 olarak aktarırdı. Bu aynı zamanda 7'de evlenip 9'da gerdeğe girildiğini söyleyen tüm versiyonların ortaya çıkışını da açıklamaktadır. Yine aynı şey olmuş. Sadece 6 yerine 7 belirtilmiştir. Hişam'ın versiyonu Hazreti Ayşe'nin 9 yaşında evlendiğini söyleyen versiyonların ortaya çıkışını da açıklayabilir. Çünkü her iki unsur da birbirine karıştırılmıştır. Yani evlilik unsuruyla zifaf unsuru yanlışlıkla bir araya getirilmiş ve böylece Hazreti Ayşe'nin 9 yaşında evlenmesi haline gelmiştir ya da bir yanlış okuma söz konusu çünkü Arapçada 7 ve 9 noktasız ve çizgisiz yazıldıklarında aynı anlama gelir. Yani başka bir deyişle eğer ilkel bir el yazısıyla yazılmışlarsa aynı görünürler. Gelenek ve görenekleri aynı ve aynı coğrafyada yaşıyorlar. Hişam'ın kolaylıkla açıklayamadığı tek versiyon Hazreti Ayşe'nin 10 yaşında evlendiğini, veya 10 yaşında gerdeğe girdiğini söyleyen versiyonlardır. Ancak bunlar çok nadirdir ve genellikle daha sonra tasdiklenmiştir. Ayrıca diğerleriyle aynı ayırt edici kelime ve formülleri içerir. İsnatlar da dikkate alındığında bunun ilginç bir anlamı vardır. Bu hadisin tüm versiyonları açıkça tek bir ur hadisten türetilmiştir. Ancak isnatların çoğu bunu tasvir etmez. Tek bir ortak kaynak üzerinde birleşmezler. İsnatların çoğu, hadislerinin farklı versiyonlarını, tamamen farklı kişilerin Hz. Aişe hakkındaki bağımsız anıları ve bağımsız ifadeleri olarak seçmektedir. Yani bir anlamda isnatların çoğu yanlış olmak zorundadır. Bu isnatların çoğu tüm bu versiyonların altında yatan ve metinlerden açıkça çıkarılabilen ortak kaynağı açığa çıkarmamaktadır hepsi ortak bir kaynaktan türemiştir. Ancak bu hadislerin hepsinin en eski versiyonlarında ortak bir kaynak kabul edilmiyor. Form eleştirisinin yanı sıra coğrafyayı ve örneğin isnatlara yansıyan coğrafyayı da inceledim. Ve burada ortaya ilginç bir şey çıktı. İlk müşterek ravilerin hepsi Iraklı. Örneğin henüz değinmediğim ama nispeten ilk müşterek ravilerden olan Ebu Avane Veddah var. Aslen Vasitlidir, sonradan Basra'ya yerleşmiştir. Küfe ekolüne mensuptur. Genellikle küfe kaynaklarına alıntılar. İsrail B. Yunus da küfe ekolündendir. O da küfe kaynaklarından alıntılar. Süleyman el-Ameş de küfedendir. Küfenin tek ravili tarihinden alıntılar. İsmail İbn Ebi Halid de aynı şekilde küfedendir. Hişam bin Urve ve Muhammed bin Amr da ilk görüşte Medineli sanılır. Fakat aslında Muhammed bin Amr, yaşamının sonlarına doğru Irak'a yerleşmiştir. Ve öğrencilerinin her biri ondan hadis nakleden herkes de aynı şekilde Iraklıdır. Özellikle küfedendir. Aynı şey Hişam bin Urve için de geçerlidir. Hişam bin Urve'den hadis nakleden öğrencilerinin her biri Iraklıdır. Özellikle küfedendir. Bunun dört sözde örneği vardır. Bunlardan ikisi, Irak'a taşınan Medineliler, yani model hemen uyuyor gibi görünüyor. Sonra diğer ikisi var. Bunlardan biri de garip hadistir. Bu bir tür aykırı hadistir. Metinde detaylandırılmıştır. Yani ikincil bir yapı gibi görünüyor. Dolayısıyla daha sonraki bir ravi tarafından dalış olmasıyla uyumludur ve aslında geleneksel ilim bile bu hadisteki raviyeleri zayıf, reddedilmiş, uydurmacı ve benzeri olarak yansıtmaktadır. Bu olmasa bile yine metin ikincil görünüyor. Yani Medineli Hişam'dan gelmiş gibi görünen bu naklin dalışla tutarlı olan son derecede ayrıntılı bir konusu vardır. Bu modeli kıran diğer bir ravi ise Ma'mer ibn Raşid gibi görünüyor. Ama şöyle ki, Mahmer bir gezgindi ve çok seyahat ediyordu. Dolayısıyla hadisi nereden almış olabileceğine dair kafamda bir soru işareti belirdi. Ancak makul olarak her şey eşitse, bunu Hişam'dan aldığını varsayarız. Hişam'dan naklettiği her bir hadisi doğal olarak, Hişam, Irak'a taşınmadan önce Medine'de karşılaştıkları vakit kendisinden aldığını varsayarız. Ancak diğer bir sorunda isnat metin tahlili kullanılarak, Mahmer'e atfedilecek tek versiyonun son derece sıra dışı ve aykırı bir versiyon olmasıdır. Bu, Hişam'dan gelen başka hiçbir rivayet tarafından desteklenmemektedir. Ki bu da Mahmer'in hadisi dolaylı olarak Hişam'dan yanlış şekilde almış olmasıyla tutarlıdır. Dolayısıyla Hişam'ın bu hadisi Medine'ye naklettiği iddia edilen bir rivayet, Hişama atfedebileceğimiz tek versiyonun bir tür dolaylı nakil olduğu ortaya çıkmıştır. Elbette Abdurrezzak tarafından Mermerden aktarılan versiyon daha standart görünümlüdür. Ancak Abdurrezzak'ın kendi versiyonunu özellikle araya eklediği ortaya çıkmıştır. Abdurrezzak'ın versiyonu bu hadisin Hişam bin Urve'den yapılan çok sayıdaki nakillerin hiçbirinde bulunmayan özgün bir dizi unsur içermektedir. Bu onun hadise eklemeler yapmış olmasıyla tutarlıdır. Hişam'dan nakledilen farklı hadislerden ögeleri birleştirdi ve sonra Hişam'dan Abdürrezzak'ın diğer alimlerine aktardı. Hatta Abdürrezzak isnadı bile değiştirmiştir. İsnadı yükselttiğine dair açık bir kanıt var. Fakat yine de eğer gerçekten isnat metin tahlili uygularsanız ve Abdurrezzak'ın merden yaptığı nakli Mermerden kalan tek nakille karşılaştırırsanız, ona uzanan şeyin diğer versiyonlar tarafından hiçbir şekilde tasdiklenmeyen bu olağan dışı sapkın ifade olduğunu görürüz yani ya Mamere atfettiği versiyona açıkça ilaveler katmış olan Abdurrezzak'a takılıp kalacağız ya da Mamere ulaşmak için doğrulama yöntemini kullanacağız ki bu durumda da elimizde tasdiklenmemiş aykırı bir versiyon olacak. Yine ya Mamere ulaşamıyoruz ya da ulaşıyoruz ve bu durum bir tür dolaylı ve yanlış naklin varlığıyla tutarlıdır. Bu da çok rahatsız edici bir tesadüf. İddia edilen tek gösterge, Irak'a da taşınan insanlar ve ayrıntılı, ikincil görünümlü bir metin. Bu da dalış ve yanlış nakil gibi görünüyor. Bunun basit bir açıklaması var. Hişam, bu hadisi Irak'a yerleştikten sonra nakletmiştir ayrıca birkaç ödünç alma, baskınlık ve dolaylı nakil örnekleri var ki, bunlar daha sonra sahte Medine'den nakledildiği görüntüsü yaratmıştır. Fakat yine de hepsi sorumludur. Hemen isnada bakıldığında büyük ölçüde Irak eğilimi görüyoruz. Irak özgü bir darboğaz var gibi görünüyor ve bu bir ya da iki istinai sorun teşkil ediyor. Sonrasında sessizlik argümanına geri dönüyoruz ve en eski Medine koleksiyonlarına bakıyoruz. Çünkü görünüşe göre Mali'in Muvatta'sı var. Sahnu'nun müdevvenesi ve tüm erken dönem Maliki fıkıh geleneği var ve bunların hepsi Medine temelli materyaldir. Ayrıca İbn İshak'ın Kitabül Megazisi de var. Fakat Hazreti Ayşe'nin evlilik yaşı hadisi ise Erken dönem Maliki fıkıh geleneğinin hiçbir yerinde ya da İbn İshak'ın eserinde bulunmaz. Ayrıca Musa bin Ukbe'nin Kitabül Megazis'inde de yer almadığı görülüyor. Tüm bu erken Medine koleksiyonlarının Hişam bin Ur ve Muhammed bin Amr, İbn Şihab Zuhri, Urve ve Hazreti Ayşe'den gelen nakillerle dolu olduğunu hatırlayalım. Tüm bu koleksiyonlar bu hadisin de dahil edilmesinden fayda görecektir. Reşit olmayanların evliliği ile ilgili şiddetli fıkhi tartışmalar yürüten Malikiler için fıkhi açıdan potansiyel bir fayda içerir. Peygamberin en sevdiği eşiyle evliliğine dair bir rivayet olduğu için biyografik açıdan da ilgi çekiciydi. Dolayısıyla anlaşılması güç bir mesele gibi görünüyor. Medine'nin önde gelen alimlerinden nesilden nesile aktarıldığı iddia edilen bu hadisin tüm erken dönem Medine kaynaklarında tutarlı bir şekilde yer almadığını açıklamak için bir dizi geçici yardımcı hipotez ve tesadüf ortaya atmak gerekir ve sonra birden Medine kaynaklarında yok olması hiç mantıklı gelmiyor. Çok mantıksız. Eğer hadis Medine'deki en büyük şahsiyetler arasında dolaşıyorsa eğer hadis hem fıkıh geleneği hem de ilk biyografi yazıları tarafından kullanılıyorsa ve eğer Medine fıkıh geleneği ve ilk biyografi yazıları sürekli olarak tüm bu büyük otoritelerden gelen nakillere atıfta bulunuyorsa, o halde bu hadise alıntılamalarını beklemek mantıklıdır. Hadise atıfta bulunamamaları tutarsızdır. Hadisin Medine'de Urve'den, İbn Şihab Zühri'den, Hişam bin Urve'den yayıldığı hipotezinde bu açıkça beklenmedik bir durumdur. Malik'in Hişam'ın Medine'den ayrıldıktan sonra naklettiği hadisleri, Hişam'dan nakletmeyi reddettiğine dair rivayetler var. Yani Malik, Hişam'ın Medine'den ayrılmadan önce naklettiği hadisleri nakledecekti. Fakat nakletmeyi reddetmiştir. Yalnızca Irak'a taşındıktan sonra nakletmeye başlamıştır. Fakat öte yandan Malik bu hadisi Hişam bin Urve'den, hiçbir yerde nakletmemiştir. Bu da, bu hadisin Hişam'ın Irak temelli nakillerinden biri olmasıyla tutarlıdır. Sessizlik argümanlarıyla ilgili son bir noktada, Irak temelli nakiller ya da daha doğrusu küfi nakillerle ilgilidir. Çünkü hem İsrail İbn Yunus hem de Lameş, hadisin kendi versiyonları için küfenin tek tariklerini zikrederler. Lameş, İbrahim en Nehai'den El Esvet'ten sonra Hazreti Ayşe'den nakletmektedir. İsrail ise Ebu İshak'tan, o da Ebu Übeyde'den nakleder. Şimdi tesadüfe bakın ki Küfe'nin erken dönem Hanefi fıkıh geleneği Abdullah bin Mesud'un oğlu Ebu Übeyde'nin de içinde bulunduğu talebelerine ve İbrahim en Nehai'ye kesinlikle takıntılıydı. Erken dönem Küfe fıkıh geleneği ve erken Hanefi geleneği bu hadise hiç atıfta bulunmamıştır. Eğer bu hadisin sahabeler ve Küfe'deki bu ilk önemli şahsiyetlerin takipçileri arasında dolaşan versiyonları varsa, o zaman tam bu materyalin tam da bu şahsiyetlerden nakledilen şeylere takıntılı olan erken Küfe fıkıh geleneği tarafından miras alınmış olmasını beklemek makuldür. Elbette burada öne sürülen bir istisna var. Eş-Şeybani, Kitabül Aslı, evlilik yaşı hadisine atıfta bulunur. Burada iki sorun vardır. Birincisi muhtemelen eklenti yapılmıştır ya da genel olarak eser muhtemelen daha sonra yeniden yazılmıştır. Böyle olduğuna dair olumlu göstergeler var. Tüm Hanefi geleneği boyunca bu referansın hiç geçmemesi göz önüne alındığında, eğer geleneğin kurucularından biri önemli bir temel eserde bu referansı gerçekten yapmış olsaydı bunun ortaya çıkması beklenirdi. Aslında erken dönem Hanefi fıkıh geleneği bu konuda sessiz kalır. Bu da bunun bir eklenti olmasıyla tutarlıdır. Fakat burada bir beklenti olmasa da eş-Şeybani'nin bir sebepten dolayı bu hadisi fıkhi bir öğreti için naklettiğini ve sonradan gelen Hanefi geleneğinin bunu birkaç yüzyıl boyunca unuttuğunu kabul etsek bile, yine ortada bir sorun var. Es Şeybani'nin Kitabül Asıl'da alıntıladığını öne sürdüğü hadis metni, Ebu Übeyde'ye atfedilen versiyon değildir. İbrahim'e atfedilen versiyonda değil, naklettiği versiyon Hişam bin Urve'nin versiyonudur. Dolayısıyla Es Şeybani'ye yapılan atıf gerçek olsa bile, Elimizde hala beklenmedik bir sessizlik var. Yani tüm bunların anlamı Medine'nin ilk büyük otoritelerine kadar uzanan tüm atıfların şüpheli olduğudur. Görünüşe göre Hişam bin Ur ve bu hadisi Medine'deyken nakletmemiş. Yalnızca Irak'a yerleştikten sonra nakletmeye başlamış. Hatta İsrail İbn Yunus ve Lameş gibi Küfel'in müşterek raviler bile yerel kaynaklarını yanlış naklediyor demektir küfeli ya da küfeye ıra taşınmış ancak çoğunlukla küfeliler ve küfeden nakleden en eski müşterek ravilerin tümünü hızlıca özetlemek gerekirse hadisin kökeni küfe ve Medine kaynaklarına kadar uzanmaz. Hişam'ın versiyonu tüm versiyonlar arasında en yaygın olandır. Aynı zamanda özellikle Ur hadise benzemektedir. Tüm bu kanıtların basit bir açıklaması vardır. Hişam Ur hadis meydana getirmiştir. Yani Ur hadis Hişam'ın uydurduğu bir şeydir. Başka bir deyişle evlilik yaşı hadisinin kökeni milattan sonra 7. veya 8. yüzyıllarda Medine'ye kadar uzanmaz. Kökeni Hişam ve Irak'taki çağdaşlarından daha öncesine dayanmaz. Yani önceki Irak'lı nesillerine kadar da gitmez. Tüm versiyonlar bir Ur hadisten türetilmiştir ve Hişam'ın versiyonu hepsinden daha yaygındı. Hişam'ın versiyonu, özellikle diğer versiyonların ardındaki Ur hadis gibi görünmektedir. Peki tüm bunların açıklaması nedir? Tüm bunların en basit açıklaması Hişam'ın bu hadisi Medine'den Irak'a taşındıktan sonra uydurduğudur. Şimdi eğer bir tarihsel eleştiri metodunu kullanırsak, eğer Hişam'ın erken Abbasi dönemi 8. yüzyıl ortalarından sonlarına doğru Irak'taki bağlamına bakarsak hadisin Hişam'ın özel koşullarına ve bağlamına mükemmel bir şekilde uyduğunu hemen buluruz. Başka bir deyişle bir yandan hadisin içeriği ve erken dönemdeki kullanımı, diğer yandan da Hişam'ın Irak'taki bağlamı arasında iyi bir eşleşme var. Öncelikle Hişam'ın Irak'a taşındığında özellikle nasıl güvenilmez hale geldiğine dair bazı ilginç rivayetler var. Irak'a taşındığında babasından bizzat duymadığı şeyleri onunmuş gibi naklettiğini söyleyen birkaç farklı rivayet de var. Benim analizim bu tür rivayetlere dayanmıyor. Çünkü bence her şekilde kanıtlar ortada. Ancak ilginçtir ki geleneksel materyalde ve değerlendirmelerde bile en azından genel olarak bununla tutarlı olan bazı rivayetler var. Tabii, muhtemelen akıllarında benim önerdiğim kadar, yani Hişam'ın hadisi tamamen uydurması gibi uç bir şey yoktur. Ancak en azından erken dönem sünni hadis alimlerinde Hişam'ın özellikle Irak'a taşındığında güvenilmez hale geldiği, ve babasından duymadığı şeyleri ondan duymuş gibi nakletmeye başladığı yönünde genel bir kabul olması ilginçtir. Bu rivayetlerden hareketle ve Hişam'ın o dönemde Irak'taki bağlamına baktığımızda bu hadisin neden uydurulduğuna dair bir sebep bulabilir miyiz? Bu sorunun cevabını bulmak için hadisin en eski kullanımına baktım. Bu hadis ilk olarak ne için kullanıldı? ben ve pek çok kişi bunun fıkhi amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Fakat kanıtlara bakarsanız bu, hadisin belgelenmiş ya da sağlam bir şekilde tanımlanabilen en eski kullanımı değildir. Hadisin güvenli bir şekilde tespit edebildiğimiz en eski fıkhi kullanımı, sonra 820'de vefat eden Şafii'ye aittir. Ancak Şafii'den çok daha önce evlilik yaşı hadisinin kullanılmış ya da daha doğrusu fedail materyaline rivayetine dahil edilmiştir. Örneğin 792 yılında vefat eden Ebu Avane Vedda ve 763-764 yılları arasında vefat eden İsmail bin Ebi Halit tarafından dahil edilir. Bu küfeli müşterek ravilerin her ikisi de Hişam bin Urve'den gelen tarihi içeren, Hazreti Ayşe'nin faziletlerini tek tek sayan hadisler neşretmiştir. Evlilik yaşı ve zifaf unsurlarını da neşretmiştir. Ve bu unsurları Hazreti Ayşe'nin peygamberin en sevdiği eşi olduğunu ve diğer kadınlardan üstünlüğünü göstermek için Hz. Ayşe'nin çeşitli faziletlerinin olduğu daha geniş bir listeye dahil ederler ve buradaki bağlam çok açıktır. Bu, Şii karşıtı bir propagandadır. Bu, proto-Sünnilerin Hz. Ayşe'yi iyi gösterme ve onu savunma çabasıydı. Dolayısıyla Hz. Ayşe ve babası Hz. Ebu Bekir'in sembolik ve temsili oldukları sünni hareketini, Şia'ya ve Şia'nın Hazreti Ebubekir'in ve Hazreti Ayşe'nin eleştirilmesine karşı savunma amaçlıydı. Çünkü küfe o dönemde Şiiliğin merkeziydi. Yani başka bir deyişle Hişam, Hazreti Ayşe hakkında yoğun tartışmaların ve mezhepsel polemiklerin yaşandığı Şiiliğin merkezine taşındı. Ayrıca Hazreti Ayşe hakkında küfede dolaşan, önceden var olan bir fedail materyal havuzu vardı. Ve sonra Hişam bu hadisi ortaya attı ve hemen Hazreti Ayşe hakkında önceden var olan o fedail materyal havuzuna dahil edildi. Yani bu konuda hiçbir tereddüt yok, her şey ortada. Yıllar önce Dennis Spellberg de bu konuya değinmişti. Bu hadis hemen kabul gördü ve proto-sünni polemiklerinde Şiilere karşı silah olarak kullanıldı. Başından beri bu hadis bir fazilet olarak algılanmıştır. Bir erdem Hazreti Ayşe'yi yücelten ve güzel gösteren bir şey olarak algılanmıştır. Ve nasıl bu şekilde görüldüğü de oldukça açık. Hazreti Ayşe'nin küçük yaşta evlenmiş olması, onun evlendiğinde bakire olmasına örnek teşkil eder ve bu durumu pekiştirir. Hz. Aişe'nin en belirgin özelliklerinden biri, peygamberin en sevdiği eşi olmasına en çok atıfta bulunulan etkenlerden biri de, peygamberin tek bakire eşi olmasıdır. Ve eğer bu hadis, Hişam bağlamında çağdaşlarınca hemen bu işleve sahip olarak görüldüyse, bizzat Hişam'ın aynı potansiyel işlevi ve materyal için aynı potansiyel faydayı göreceğini düşünmek tamamen mantıklıdır. Bu da bir gerekçe oluşturur. Burada Hişam'ın bu hadisi uydurmasının açık gerekçesi, akrabasını, aile üyesini ve aynı zamanda bir proto olarak hürmet gösterdiği ideolojik hatasını, taşındığı yerde egemen olan mezhebin eleştirilerinden korumaktır. Yani basitçe söylemek gerekirse, Hişam bu yeni ortama taşındığında bir anda bu yoğun polemik ortamına maruz kalmış ve orada yapılan popüler eleştirilere karşı Hazreti Ayşe'yi savunmak için bir silah üretmiş gibi görünüyor. Elbette bu karşımıza şöyle bir soru getiriyor. Neden özellikle 6 ya da 7 yaşlar ve neden özellikle 9 yaş? Neden özellikle bu içerik Hazreti Aişe'nin küçük yaşta evlendiğini bildiren hadisin uydurulmasının genel bir sebebi var elbette. Ancak neden evlilik için belirli yaşlar seçiliyor? Neden yaşlar arasında boşluk var ve neden zifaf için özellikle 9 yaş seçilmiş? Bunu kesin olarak bilemeyiz ancak burada bazı ilginç düşünceler var. Öncelikle İbn Şihab ez-Zühri'ye kadar gidilebilir. Hz. Ayşe'nin evliliği için göreceli bir kronoloji. Hz. Ayşe'nin evliliği ile ilgili bu açıklamanın izleri, geçici olarak İbn Şihab ez Zühri'ye kadar götürülebilir. Rasulullah Ayşe bint Ebu Bekir'i hicretten 3 yıl önce nübüvvetin 10. yılı Şevval ayında nikahladı ve Medine'ye hicretinden 8 ay sonra Şevval ayında Medine'de düğün ziyafeti düzenledi. Bir değişik şekli daha var, muhtemelen 18 ay sonra. Fakat ifade biraz belirsiz. İbn Şihab ez Zühri'den çelişkili nakiller var. Yani Hişam bin Urve'den önce Medine'de Hazreti Ayşe'nin evliliğine dair yerleşik bir fikir ve kronoloji varmış gibi görünüyor. Hazreti Ayşe'nin evliliği ile zifafı arasında 3 yıllık bir boşluk olduğuna dair bir fikir varmış gibi görünüyor. Ama az önce gördüğümüz gibi bu boşluğun tam olarak ne kadar olduğu konusunda bazı belirsizlikler var. Eğer ortalıkta böyle bir fikir dolaşıyorsa o zaman Hişam'ın neden böyle bir bölünmeye gittiği anlaşılır. Bu da bize bu boşluğun tam olarak ne kadar olduğu konusunda bir belirsizlik olduğunu, neden 6 ile 7 arasında belirsiz bir dalgalanma olduğunu anlatır. Çünkü Hişam 9 yaşla başlamış ve daha sonra 3 yıl gibi belirsiz bir boşluk uygulamış. Bu da otomatik olarak belirsiz bir 6 ya da 7 yaş ortaya çıkarmıştır. Başka bir deyişle 9 yaşı gerdeğe girdiği yaş olarak kabul ederseniz ve sonra arada bir tür boşluk düşünürseniz fakat bu boşluğun tam olarak ne kadar olduğu konusunda bir belirsizlik varsa örneğin 6 ya da 7 gibi belirsiz bir sonuç elde edersiniz. Bu da 6 ya da 7 yaş arasındaki belirsizliği açıklamaktadır. Kronolojinin biraz bulanık olduğu gerçeğini de hesaba katarak ve 9 yaştan başlayarak görünüşte önceden var olan bu kronoloji uygulanıp otomatik olarak oluşturulur. Dolayısıyla Hişam'ın hadisinde evlilikle zifaf arasında neden bir boşluk olduğuna dair bir açıklamamız var gibi görünüyor. Ayrıca neden 6 ya da 7 yaş bulanıklığı olduğuna dair bir açıklamamız da var gibi görünüyor. Fakat soru hala aynı. Neden 9 yaş? Hişam neden Hz. Ayşe'nin gerdeğe girdiği yaşın 9 olduğunu ileri sürmektedir? Bu konuda net bir cevap yok. Ancak bağlamına baktığımızda bulabileceğimiz birkaç ilginç olasılık vardır. Öncelikle Sasani İmparatorluğu'ndaki Zerdüşt hukuk geleneğinde İdeal evlilik veya gerdek yaşının 9 olarak görüldüğüne dair kanıtlar vardır. Bu çoğunluğun görüşü olmasa da Zerdüştlük geleneğinde var olan bir görüştü. Hişam'ın bu hadisi Sasaniler sonrası Irak'ta uydurduğu düşünülürse, bu hadisi Iraklılara, özellikle de Melamilere ve orada İslam'ı kabul edenlere nakletmeye çalışıyordu. İdeal evlilik yaşıyla ilgili örneğin Zerdüşt geleneği etkisi gibi yerel geleneğe hitap etmek istemesi tamamen mümkündür. Bu da bir ihtimaldir. Yani buradaki mesele Hişam'ın bir Zerdüşt öğretisini meşrulaştırmaya çalışması değildir. Mesele daha ziyade Hişam'ın materyali nakletmeye çalıştığı insanların yerel geleneklerine ve ideallerine hitap ediyor olmasıdır. Bunun örneğin bir Zerdüşt geleneği olduğunun farkında bile olmayabilirler. İkinci ihtimal ise Hişam'ın Şii fıkıh geleneklerinden yararlanıyor olmasıdır. Küfe'de, Şia geleneğinde imamların 9 ya da 10 yaşın ya da genellikle sadece 9 yaşın ideal gerdeğe girme yaşı olduğunu belirten çok sayıda fıkhi nakil bulabiliriz. Ve görünüşe göre Hişam'ın cevap verdiği kişiler Şia'dır. Başka bir deyişle Hişam'ın Hazreti Ayşe'nin evliliği ile ilgili geleneği formüle ederken Şia'nın fıkhi öğreti ve fikirlerini alıp onlara karşı kullanmış olması tamamen mantıklıdır. Son olarak bir başka ihtimalde Hişam'ın bu hadisi kendi evliliğinden örnek almış olmasıdır. Çünkü Hişam kendi eşi 9 yaşındayken onunla evlendiğine dair bir rivayet vardır. Ancak Hatip el-Bagdadi'nin bunu eleştirdiğini ve aslında yanlış bir hikaye olduğunu ifade ettiğini belirtmek gerekir. Yani bu kısımda biraz belirsizlik var. Ancak mesele şu ki özellikle Hz. Aişe'nin zifaf yaşı olarak dokuzun seçilmesinin ardında aslında birden fazla potansiyel ilham kaynağı vardır. Genel olarak Hişam'ın Erken Abbasi Irak'ındaki tarihsel bağlamına baktığımızda, bu hadisi uydurmasının polemik bağlama çeşitli yerel geleneklere ve koşullara uyduğunu görüyoruz. Bir yandan hadisin içeriği diğer yandan da Hişam'ın erken Abbasi Irak'ındaki tarihsel bağlama arasında iyi bir uyum vardır. Kısaca özetlemek gerekirse evlilik yaşı hadisini uyduran Irak'taki Hişam hipotezi şu durumlarla tutarlıdır. Hadisin tüm erken dönem medine kaynaklarında bulunmaması küfe hukuk geleneğinden geldiği iddia edilen tüm küfe versiyonlarının yokluğu, en eski müşterek ravilerin hepsinin aynı zamanda aynı yerde olması, yani Hişam'la aynı zamanda küfede olması, Hişam'ın tüm öğrencilerinin Iraklı olması veya Irak'a taşınmış olması ve varsayılan iki istisnanın her ikisinin de aykırıya da sorunlu olması, yani bir yandan bir dalış, diğer yandan da bozuk dolaylı nakdin ürünü olmakla tutarlı olması, Muhammed bin Amr'ın tüm öğrencilerinin Iraklıı özellikle Küfe'li olması, Hişam'ın versiyonunun en yaygın versiyon olması, tüm versiyonların açıkça tek bir Ur hadisten türemesi, Hişam'ın versiyonunun özellikle Ur hadise benzemesi Hişam'ın özellikle Irak'a yerleştikten sonra güvenilmez hale gelmesi, Hişam'ın bir gerekçesinin olması ve son olarak da bir yandan hadisin içeriği, diğer yandan da Hişam'ın Erken Abbasi Irak'ındaki bağlama arasında açık bir eşleşme olması. Yine Hişam'ın hadisi Irak'ta uydurduğu hipotezi, bu hadisin genel olarak Irak'taki Hişam'dan kaynaklandığı hipotezi, tüm kanıtlarla tutarlıdır ve hepsini açıklamaktadır. Buna karşılık herhangi bir rakip hipotez bu kanıtların bazılarıyla çelişecektir. Irak'taki Hişam'ın hadisi uydurduğu çıkarım en iyi açıklamadır. Ayrıca bu hipotezin ben bu kanıtların çoğuna bakmadan önce oluşturulduğunu hatırlatayım. Ancak yeni kanıtlar keşfedildikçe ve değerlendirildikçe bu hipotezi tutarlı bir şekilde desteklemiştir. Tezimin bir sonraki bölümü, esasen önceki iki bölümün bulgu ve sonuçlarının yeniden özetlenmesinden oluşmaktadır. İsnat Metin Tahlili ve Eleştirel Tahlil Yani ardışık form eleştirisi, coğrafi ve tarihsel eleştiri analizi. Ancak, genel olarak evlilik yaşı hadisinin kökenleri, yayılımı ve çeşitlenmesine dair tutarlı bir genel bakış sağlamak için, Coğrafya ve kronolojiye göre düzenlenmiştir. Başka bir deyişle tezimin bu bölümünde bölge bölge gezerek evlilik yaşı hadisinin her bölgeye yayılmasının en eski örneklerini, hadisin hangi versiyonunun olduğunu ve bölgede nasıl yayıldığını tespit ediyorum. Bu özet sırasında hemen hemen her bölgenin evlilik yaşı hadisinin versiyonlarını Irak'tan aldığı ortaya çıkmaktadır ve bu Mekke'yi de kapsıyor. Gerçi hadislerin en eski bölümlerine göre Medine kökenli olduğu öne sürülen bazı isnatlar var. Bu hadisin tüm Mekke nakilleri Irak'tan gelmektedir. Ayrıca ara sıra yerel dalışların örneklerini de tespit ediyorum. Bu nedenle evlilik yaşı hadisi Abbasi halifeliği boyunca imparatorluk çapında yayılırken bazı yerel şahsiyetler hadisi alıyor ve bazen değiştiriyor, geliştiriyor ya da güncelliyor ya da başka bir materyale dahil ediyorlardı. Sonra ona yerel bir silsile tahsis eder ve böylece kendi bölgelerinde doğallaştırırlardı. Bölgesel veya yerel isnat verirlerdi. Örneğin bu gibi durumlar Mısır ve Suriye'de yaşanmıştır. Tezimin bir sonraki bölümünde bu hadisin erken dönem sünni hadis ilminde bulduğum açık ve kapalı tüm hükümlerini inceledim. Hem hadisin bazı versiyonlarının sıhhat beyanları hem de hadisin diğer bazı versiyonlarına yönelik tenkitleri de dahil ettim. Çoğu zaman hadis yorum yapılmadan kabul edilmişti. Ancak bazen tenkit edilen bazı versiyonlar vardı. Örneğin Abdullah bin Mesud'dan oğlu Ebu Übeyde'ye, ondan da Ebu İshak'a nispet edilen versiyonlar var. Bu versiyonlar isnada yükseltme yapılarak ref olduğu için eşit şekilde reddedilir. Ancak bu konuda geleneksel ilimler oldukça düzensiz veya kendine özgü görünmüştür. Çünkü tamamen aynı verileri bulabileceğiniz başka birçok istisna vardır. Aynı hadislerin bazıları daha eski ve bazıları daha yeni bir kaynağa dayanan, üzerinde hiç yorum yapılmamış veya olduğu gibi kabul edilmiş paralel versiyonları bulabilirsiniz. Hadisin yükseltilmiş versiyonu aslında sahih olarak kabul edilmiştir. Genel olarak ilk hadis münekkitleri bu materyali, bu hadisi hürmet gösterdikleri atalarından miras almış gibi görünüyor. Çünkü hadis münekkitleri örneğin bu hadisi yayan büyük müşterek ravilerin talebelerinin talebeleridir. Tabii bu hadisin sıhhati lehine hiçbir gerçek argüman bulamadım. Bu genel olarak doğru olsa da çok nadirdir. İlk kaynaklarda bir hadisin sıhhati lehine verilen her türlü açık delili bulacaklardır. Bunun yerine son derece genel ilkeler üzerine dayanarak nedenlerini belirsiz şekilde çıkarmamız gerekiyor. Erken dönem hadis tenkit literatüründe zaman zaman ifade edilmiştir. Tezimin son bölümünde araştırmalarımın ve sonuçlarımın hadis çalışmaları ayrıca erken İslam tarihi ve hadislerin gelişimi hakkındaki bazı teoriler için daha geniş kapsamlı sonuçlarını inceliyorum. Yani örneğin Schuller ve yani Gahashi'nin hadis nakli kronolojilerini doğrulayan çok miktarda destekleyici kanıt buluyorum. Buradaki fikir, erken dönemde önemli bir varyasyon olduğu ve ne kadar sonlarına gidersek o kadar az varyasyon bulduğumuzdur. Ve bu tam olarak benim müşterek ravilerden kısmi müşterek ravilere kadar meydana gelen önemli farklılıkları büyük ölçekte bulduğum modeldir. Ancak örneğin kısmi müşterek ravilerden mevcut kaynaklara kadar çok daha az çeşitlilik vardır. Araştırmam aynı zamanda müşterek ravilerin rolü hakkındaki tartışmayla da ilişkili. Çünkü gördüğümüz üzere en eski müşterek ravilerin hepsi kendi hadis versiyonlarını uydurmuş gibi görünüyordu. Bununla birlikte müşterek ravilerden sonra uydurmanın nispeten nadir olduğunu, yalnızca ara sıra dalışların veya paralel versiyonların hadisin yeni versiyonlarının yaratılmasıyla ortaya çıktığını da keşfettim. Ancak sadece yorumlarda değil, hadislerde yapılan değişiklikleri de buldum. Ama metinde değişiklikler, ayrıntılarda değişiklikler oldu. Eklemeler oldu. İsnatlarda yapılan değişiklikler aslında oldukça yaygındı. Ayrıca sikatle doğru nakil arasında hiçbir ilişki olmadığını da buldum. Yani bir başka deyişle geleneksel kaynaklarda güvenilir veya sika olarak değerlendirilen bir ravi ile naklinin doğruluğu arasında herhangi bir bağlantı göremedim. Aslında bulduğum şey sözde güvenilir veya sika ravilerinde diğer tüm raviler kadar tahrifat, ekleme ve özensiz nakilden dolayı suçlu olduklarıydı. Genel olarak doğruluk ve nakil bir yargıyla ilişkili değildi. Aksine yazının yaygınlaşmasıyla ilişkiliydi. 9. yüzyıldan ve özellikle 10. yüzyıldan itibaren materyalin naklinin çok daha kesin hale geldiğini buldum ve özellikle 10. yüzyıldan itibaren neredeyse kelimesi kelimesine nakledilmiştir. Ancak ne kadar geriye gidersek varyasyon seviyesi o kadar yüksek olur ve müşterek ravilerle kısmi müşterek raviler arasında genellikle tüm ögeler eklenir veya çıkarılır. Son olarak büyük soru geliyor. Peki bunların Hz. Muhammed'in Hz. Aişe çocukken onunla evlendiği iddiasıyla veya fikriyle ilişkisi nedir? Aslında araştırmamın bu fikirle çok az bir ilgisi olduğunu düşünüyorum ya da daha kesin olmak gerekirse, bu durumdan şüphelenmemiz için araştırmama ihtiyacınız yok. Aslında Salahaddin el-İddibi'ye bir anlamda katılıyorum. Bu hadis gerçekten Hazreti Ayşe'ye kadar gitse bile bence sağlam bir hafıza olmadığını düşünmek ve reddetmek mantıklı olacaktır. Ancak bu, evlilik yaşı hadisiyle kronolojik tutarsızlık yaratan, daha sıhhatli bir hadisle ilgili bir çelişkiden kaynaklanmamaktadır. Aksine, Hz. Ayşe'nin anımsadığı ve naklettiği iddia edilen bir rivayetin Hz. Ayşe'nin kendisinin bile tam olarak hatırladığı ve muhafaza edilmiş bir rivayet olmamasından kaynaklanmaktadır ve bu da devletsiz ve kırsal toplumların doğasından kaynaklanmaktadır bununla gerçekten sistematik bir yazılı kayıt ve bürokratik gelenekleri olmayan toplumları kastediyorum. Bir kişinin doğduğu yıl kaç yaşında olduğu gibi bilgiler ancak bu tür kurumların artmasıyla kayıt altına alınabiliyor. Fakat bu altyapıya sahip olmayan toplumlarda aslında bu tür bilgilerin kayıt altına alınmaması son derece normaldir. Aslında sistematik bir yazılın akliniz yoksa kaydetmek çok zordur. Eğer kişisel günlükleriniz, bürokratik kayıtlarınız yoksa bu tür bilgilerin korunması gerçekten çok zordur ve bu aslında kırsal ve devletsiz toplumlarda, tüm dünyada ve hatta modern çağda bu tür toplumlardaki insanların kaç yaşında olduklarını bilmemeleri çok yaygındır. Hangi yılda doğduklarını bilmiyorlar ve bu sorunun İslam'ın erken dönemlerini bile etkilediğini açıkça görebiliriz. Bahsettiğim gibi bu tür sistematik kronoloji ve tarih tutma uygulamaları İslam geleneğinde bile ancak Hazreti Ömer'in halifelik döneminde ortaya çıktı ve İslam tarihinin erken dönemleri için özellikle Hazreti Peygamber'in hayatı ve dönemi için bulduğumuz çelişkili kronolojinin bolluğuna bakarsak bunun gerçekten de Hazreti Peygamber için bile geçerli olduğu açıkça ortaya çıkar. Hz. Muhammed'e atfedilen çelişkili yaşlar ve doğum yılları vardır. Dolayısıyla Hz. Ayşe'nin hangi yılda doğduğunu ve kaç yaşında olduğunu kendisinin bile bilmesi pek mümkün görünmüyor. Bu insanların akıllarında tuttuğu ya da tutabileceği türden bir bilgi değildi. Hatta Hz. Ayşe yıllar sonra düşündüğünde bile artık çok geçti. Eğer bu bilgiyi gençken aklında tutmadıysa, tekrar hatırlayamaz da yani Hazreti Ayşe'nin bazılarının iddia ettiği gibi güçlü bir hafızası olsa bile bunun bir faydası olmaz çünkü hiç ezberlemediği bilgileri hatırlayamaz. Yani hadis gerçekten bizzat Hazreti Ayşe'den rivayet edilse bile sağlam bir tarihsel hafızanın varlığından şüphe etmek için güçlü sebepler olacaktır. Dolayısıyla bu anlamda araştırmanın aslında Hz. Muhammed'in Hz. Aişe çocukken, onunla evlenip evlenmediği gibi tarihsel soruyla pek bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bence hadisin kökeni gerçekten Hz. Aişe'ye uzansa bile yine de onun tam olarak kaç yaşında olduğunu bilmediğimiz sonucuna ulaşırız. Elbette yine son bir soru daha gündeme geliyor. Peki o halde Hazreti Ayşe kaç yaşındaydı? Hazreti Peygamber onun nikahladığında kaç yaşında olduğunu biliyor muyuz? Özellikle de Hazreti Peygamberle kaç yaşındayken gerdeğe girdiğini biliyor muyuz? Kısacası hayır. Bunun net bir cevabı yok. Çıkarım yapılabileceğini sanmıyorum. Söylediğim gibi tüm bu argümanlar Hazreti Ayşe'nin gerçek yaşını şu veya bu hadisten çıkarmaya çalışıyor. Birçok kez ana hatlarıyla belirttiğim nedenlerden dolayı tamamen hatalı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bakmamız gereken şey, örneğin eski toplumlarda ortalama evlilik yaşı veya asgari ortalama evlilik yaşı hakkında çok genel bir öncelikli olasılıktır. Eski ve orta çağ toplumlarına baktığımızda evlilik için normal yaş 14 civarındaymış gibi görünüyor. Dolayısıyla eğer gerçekten de Hz. Aişe'nin Hz. Peygamber'le evliliği gerdeğe girdiği ilk evlilikse, Son derece genel öncelikli olasılığa dayanarak o dönemde 14 yaşında olduğu sonucuna varabiliriz. Fakat tekrar söylemeliyim ki bu yalnızca son derece genel bir öncelikli olasılığa dayanıyor. Kesin olarak bilmemize imkan yok. Bununla birlikte sunumumu bitiriyorum. Şimdi değindiğimiz temel noktaların bir özetini geçeceğim. Sonrasında da sunumu bitireceğim. Ben isnat metin tahlilini savundum titiz, sistematik ve yanlışlanabilir bir versiyonunu savundum. Sonra bunu uygulayarak Hz. Ayşe'nin küçük yaşta Hz. Peygamber'le evliliğini konu alan hadisin, en eski versiyonlarını tespit edip yeniden yapılandırmaya çalıştım. Ve bu hadisi tespit edilebilir en eski, gerçek müşterek ravilerine kadar yeniden yapılandırabilince, bu sonuçları uyguladım. İsnat metin tahlili ve ardışık eleştirel tahlillerle birlikte, hadisin muhtemel kaynağı, hadisin günümüze ulaşan tüm versiyonlarının ardındaki nihai ur hadisi ifade eden şahıs, Medine'den Irak'a taşınan Hişam bin Urve'ydi. Bu hadisi Erken Abbasi Irak'ın polemik bağlamında uydurup yaymıştır ve ondan Irak'taki çağdaşlarına ve onlardan da imparatorluğun dört bir yanındaki farklı eyaletlere yayıldı. Hişam'ın bu hadisi uydurmasındaki amacın, Hz. Aişe'yi Irak'ta hakim olan Şiilere yönelik eleştirilerden korumak olduğu anlaşılmaktadır. Hişam, hem bir proto-Sünni oluşu hem de Hz. Aişe'ye ideolojik bir bağlılık göstermesi, aynı zamanda Hz. Aişe'nin ailesinden gelmesi, büyük halasını savunmak için kişisel veya bilindik bir nedeni olduğunu gösterir. Hadis, Hz. Ayşe’nin evlenip gerdeğe girdiğinde küçük yaşta olduğunu vurgular. Bu da onun bakire oluşunu, Hz. Peygamber'in tek bakire eşi statüsünü güçlendirmiştir. Bazı versiyonlar Proto-Sünni hadis münekkitlerince eleştirilse de, diğer birçok versiyon yorum yapılmadan olduğu gibi kabul edilmiş ve nihayetinde Sünni hadis kanununun bir parçası olmuştur. Nihayetinde bence Hz. Muhammed'in Hz. Ayşe çocukken onunla evlenip evlenmediği yönündeki tarihsel sorunun bunlarla pek bir ilgisi yok. Zira hadisin bizzat Hz. Ayşe'ye dayanması bağlamında sahih olsa bile sağlam bir tarihsel hafıza açısından hadisin sıhhatinden şüphe etmek için iyi bir nedenimiz var. Pekala. Beni dinlediğiniz için teşekkürler materyallerimin daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız, blogum ve Twitter'da at islamicorigins adresinde bulabilirsiniz. Son olarak beni Patreon'da da bulabilirsiniz. patreon.com slash islamicorigins Sanırım şimdilik bu kadar yeterli. Dinlediğiniz için teşekkürler.